Herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz mutfağımıza. Güzel, keyifli, bol bereketli, en önemlisi de sağlıklı bir hafta diliyorum. Nasılsınız? Umarım hafta sonunuz çok güzel geçmiştir. Malum anneler, benim toplantıyla bir cumartesim geçti. Pazarda böyle güzel farklı tarifler hazırladım. İnşallah onların da videolarını sizlerle paylaşacağım. Bugün efendim mutfağımızda çok lezzetli Kars yöresini işleyeceğiz. Yöresel lezzetler deyince tabii ki ilk akla gelen program Nermin'in Enfes Mutfağı. Çünkü hep baştan beri söylediğim bir şey var. Biz geçmişimize sahip çıkan tek programımız efendim. Çünkü önemli olan gerçekten unutulmaya yüz tutmuş harika farklı tarifleri tekrardan birinci ellerle birlikte sizlere ulaştırmak. Ve bugün efendim artık böyle birazcık farklılık olsun dedik. Sizi çok sıkmadan sizin de bilgileneceğiniz ve gerçekten verim alacağınız uzman konuklarla yayın içerisinde 10-15 dakikalık molalar diyeceğiz efendim. Bu molalar arasında sizin de dediğim gibi bilmek, duymak istediğiniz işte avukat olabilir, doktor olabilir konuları ele alacağız efendim. Nermin Enfes Mutfağı ailesi olarak. Gelelim Sade'de efendim. Bugünkü konuğumuz Nuran Oğuz Özyılmaz olacak. Kendisi Kars'ın bütün lezzetlerini bizlerle paylaşıyor olacak. İleri dakikalarda ise yine birlikte bir çok güzel bir konumuz var. Onu ele alacağımız avukatımız olacak. Latif Cem Baran Bey de bizlerle olacak ileri dakikalarda. Bugün boşanma konusunu kendisine soracağız. Böyle 10-15 dakikalık gerçekten verim alacağınız harika bir içerikle devam edeceğiz. Ama önce Nuran teyzemi bir çağırayım ya. Ben ona hanım diyemiyorum. Çok tatlı. Böyle yanaklarını sıkasım geldi. Nuran teyzeciğim gelir misin? Geliyorum canım. Bakar mısınız? Asil kadın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok siz güzelsiniz. Nasılsınız? Işık gibi. Bakar mısınız? Siz de öyle. Vallahi ya şey enerji çok farklı bir şey. Gerçekten evet. Ekranların aranan yüzüsünüz bu yüzden işte. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. İyi Allah ki güzel razı olsun. Programı bizi buluşturuyorsunuz. Kars'ın Nuran annesi tabii ki sağ kendisi. Olun, sağ olun. Bize şey yapacaksın. Hengel yapacaksın evet. Bugün. Umaç helvası yapacaksın. Umaç helvası yapacağız. Evelik çorbası hazırlayacaksın. Evelik aşı yapacağız. Bulgur pilavımız var. Kazımız. Kaz var evet. Ve... turuncu iksir. Onu da ben yapacağım. Onu da senin ha, zayıflamak istiyorlar. Ben de dedim ki size dedim her gün detoks vereceğim. Yeter ki yapın yeter dedim. Yeter ki zayıflayın. Yeter ki zayıflayın. Teşekkürler. Buraya da kazımızı yatırdık. Nuran evet, teyzeciğim. Görselde kazımız bu. Hı-hı. Nermin Hanımcığım. Bu bizim hı-hı. Gelenekte yüzyıllar ötesinden beri hı-hı. Kars mutfağında özel yeri olan bir yemek. Değil mi? Bu bizim için özel misafirlere, özel günlerde pişen hı-hı. Yemek. Kas. Kas. Çünkü olmazsa bu karın olmaz. Doyurmak değil mi? Ve öğün yemeği değil, özel yemektir. Özel, düğün yemeği, bayram sabahı yemeği. Evine misafir gelir özel bir yemeğin. Kız isteme çok yemeği. Değer verdiğin değil insana mi? Kas pişirilir. İşte efendim hepsini evet. Konuşacağız. Damak. Buradan ilk başta Kars'a selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Çünkü bugünkü konuğumuz Kars konusunda uzman. Bütün detayları kendisinden alacağız. Serpil Hanım'ı da alalım. Serpil bana az önce çiçekler getirmiş. Gene çiçeklerim gelmiş. Çok güzel gözüküyor. En çok da şu dikkatini çekti değil mi Nuran Hanım'a gitti Serpil'in? Evet, kadife. Serpil ne güzelmiş. Bu hakikaten kadife gibi. Aslan yani. Ağzı var dedi. Kadife dedi? Var dedi. Orada aslan ağzı da var. Aslan gözü mü? Ağzı. Kaplan gözü. Bir şey söyleyeyim mi? Seni pazartesine nasıl hazırlayayım diye düşündüm. Ha sen mi bana gönderdin? Yok Serpil'cim burada bir şeyi var gönderenin ismi var. Sen göndermedin. Ya orayı değiştiremiyorum işte. Evet teşekkür ediyoruz. Çok güzel gerçekten renkli. Ben çok severim çiçekleri. Vallahi hafta başına rengarenk. Kuyumu bilen biliyor demek ki. Evet. Biliyor. Evet efendim kaz yapıyoruz Nuran anneyle. Bir adet kaz, tuz, karabiber, su. Peki kaz etin yararları var. Hemen bunu da anlatalım. Vücudumuzun bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı evet. Koruyor. Kemik ve diş gelişimini de muhteşem şekilde sağlıyor. Sağlıyor ve o kemik gelişimini koruyor. Yoksa Kars'ta o soğukta insanların... Soğukta nasıl yaşardı? Değil mi? Nasıl enerji yaşarlar? Enerji verir, tok kesinlikle. Tutar. Kesinlikle. Evet. Enerji verir, tok tutar. Buyurun efendim yapalım hemen. Yapalım. Şimdi kas çok uzun süreli pişen bir yemek. Hı hı. Onun için ben bir görselini bir de
Pişmişini hazırladık. Çünkü zamanı kullanmak tabii açısından. Tabii 2 saatimiz var. Pişmişini getirdim. Onun suyuyla da bulgur pilavı yapacağız. Oh. Onu da ayrıyeten kavanozlayarak getirdim. Bunu şimdi nasıl yapacağız onu anlatalım. Bu tuzlanmış, baskıya konulmuş. Tamam. Fermente et. Evet, fermente edilmiş. Evet, bunu 4 parçaya bölüyorum. Evet. Bu büyüklüğüne bakmayın. Onu da getirsin buraya gösterelim. Getir. Piştikten sonra et çok çekiyor. Yağını bırakıyor. Deriyi bırakıyor, yağını ve çekilmiş hali bu oluyor. Kaç saat? 4 kişilik 2,5-3 saate ancak pişer. 4 kişilik yiyebilecek kimseye 4 kişilik ideal bir şeydir. Miktar. Evet, tuz ve karabiberle oluyoruz değil mi anneciğim? Karabiber kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Çünkü tuz da bazen köylülere az tuzlayın diyoruz. Çünkü tuz eti koruduğundan uzun süreli saklama metodu olduğu için eti koruma amaçlı kullanılır. Ama son yıllar turizme hizmet ederek turizme sunduğumuz için bu sefer belli bir yaştan sonra olan grupların tuzdan şikayeti olmaya başladı. Doğru. Dolayısıyla köylüyle el birliği yaparak tuzunu biraz azaltmaya başladı. Harika. Önceden bunu daha çok tuzu. Parçalayalım mı gösterelim? Tabii tabii. Alalım, onu parçalayıp gösterelim. Şöyle. O tam senlik sahibi. Şu kucaklasana şöyle bebek gibi bir. Ay tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Vallahi ben pişmiş hiç kullanmam anneciğim. Ben alırım parçaları. Alır parçalar tutarım. Koyarım. Bunu severim bu, zaten. Bütün hali. Bizde bıçak verelim butu, mi? Baba yer evde. Öyle mi? Kanat çocukla kız çocuklarına kalır. Ama çabuk kanatlansın gitsin. Aa bak bak. Kanatlar kız çocuklarına çabuk kanatlansın. Çabuk kanatlansın, evlensin gitsin anlamında. Evet. Elimle de parçalarım sıkıntı değil. Evet. Tabii iyi pişmiş biri zaten çok et çabuk parçalanır. Ben de yardım edeyim. Bulgur pilavıyla sunuma hazırlanır. Bu babaya gitti diyorsun. Bu babaya gitti. Öbür bu taraf da evdeki büyük oğula gitti. Oğullar torpilli ya. Neden böyle yapıyoruz? Öyle yapıyoruz, öyle yapıyoruz. Bu kızlardan günahı ne? Kızlara gitti şeyler. Kanatlar gidin. Kızlara gitti. Çabuk evlensin, uçsun gitsinler. Göğüs anaya kaldı. Anaya kalan göğüste doymayan çocuklara yine birer pay. Doğru söylüyor. Bunu ben götüreyim de şimdi Melike'ye bu, vereyim. Şey olarak, yemek olarak lüks bir yemek. Dünyanın ziyafet yemeği. Değil mi? Bir kap getireyim ona koyalım. Ben pahası çok. Biliyor musun? Evet. Tadayım mı bir? Bir tat bak. Bakayım şu, bu bölümü çok güzel. Oradan, oradan bir parça tat. Tamam şuradan bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Beğendiysen tekrar canın çeker. Beğenmediysen ondan sonra hiç istemezsin. Bunu koyalım mı? Tabii koyalım. Tavuk eti gibi. Yemişsen bak, ilk defa kaz eti çok iyi bilirsin lezzeti. Yo ilk defa. Yememişsen kaz eti ne bilesin lezzeti. Bu şeye benzedi. Karın güzelse ne işin var düğün evinde gir oyna çık oyna. Karın çirkinse ne işin var öyle evinde. Yo ben Serpil. Yemem sağ ol abla. O senin Serpil. Orası neresi abla? Göğüs. Şimdi yememişsen ne kıymetlidir. Yememişsen kaz eti. Ne bilesin lezzeti. Bilmem lezzetten doğru. Lezzetten eksik kalmışsın. Lezzeti damak güzeldir. Evet. Şeydir yani. Bu tuzunu elinizi burada yıkayabilirsiniz tamam, abla. Canım. Evet ben orada yıkadım. Deterjanımız da var. Havlumuz var. Nurhan teyzeciğim. Peçete koydum. Efendim. Hop pişti Nermin. Kaz karı gördükten sonra evet, kesilirmiş. Evet, hikayeyi de anlatacağız. Onu da anlatacağız. Kar yiyormuş şimdi bunlar. Şimdi bir şey söyleyeyim mi Nurhan anne? Efendim? Bu şey tavuk eti gibi ama bu çok tuzu farklı. Azaltılmış hali. Yani şu an bile o kadar güzel ki ben çok seviyorum tuzu. Çünkü önceden kendi geleneğimize ve göreneğimize göre bir de dolapların olmadığı dönem eti daha iyi koruyabilmesi için daha fazla tuzlanır. Tabii saklıyor. Bu sefer turizmde şikayetler aldık. Hani belli bir yaştan sonra tuzlu yemenin sakıncalı olduğunu. Kesinlikle bu sefer köylüye biraz daha az tuz konulmasını. Hani o gelenek aynı devam etsin ama biraz az. Çünkü tuzlandığı zaman et lezzet alıyor. Daha böyle tam istediğimiz aromasını alıyoruz. Doğru. Kazlar yazın. Bunu beslenir. Sen mi hazırladın? Evet. Ha? Vallahi çok lezzetli olmuş. Karslı iş adamımız var burada. Ben Kars'tan gelmiyorum. Buradaydım. Dolayısıyla çok şeyler İyi getiremedim. Geldi.
sağ olsun destek oldu. Eşi pişirdi, gönderdi ki Nurhan Hanım sana destek olalım. Teşekkür ederiz eşine. Kars'ın tanıtımında buradaki iş adamlarımızın da çok büyük katkıları oluyor. Ayrıyeten 3-9 Kasım arası Kars tanıtım günleri olacak. Koyalım bulgurumuzu. Tamam. Ben öyle kaz diyeyim. Yemeğimizi tamamlayalım. Tamam. İstersen kaz yemeğini tamamlamak için bulgur pilavı ile devam ediyoruz. Tamam. Bulgur pilavı için 2,5 su bardağı bulgur, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, aldığı kadar tenceremiz kaz suyu. Kazın suyunu dökmüyoruz efendim. Kazın suyu kalsiyumdur, hı-hı, ilaçtır. Kolajen. Üstünde kolajendir. Şimdi haplara girdi. Evet evet. Reçetelere var? Girdi fakat biz doğal gıdalardan bunları bak, almalıyız. Nasıl bir kolajen bu üstündeki var beyaz bu kalıbı kısmı yağı. Ha. Kazın yağı beyaz olur. Şey mi üstadı böyle? Tavuk suyu gibi mi? Evet. Tavuğun şey tavuk kazın suyundan biraz daha yoğundur. Evet. Kaz eti şimdi daha yoğun. Şimdi nasıl yapıyoruz Nurhan Hanım? Şimdi tereyağımızı koyuyoruz. Yıkanıyor mu bu? Evet, yıkanacak. Tamam. ilave kaz suyuna ve kazın yağına ilaveten tereyağı daha güzel bir aroma olur ikisinin birleşiminden. Tereyağımızı eritelim. Tamam, tereyağımızı eriteceğiz. Evet. Kazın kendi suyuyla yapacağız. Kendi suyu ve yağıyla yapacağız. Kazı sadece tuzlayacağız. Tuzladıktan sonra fırında 2,5-3 saat kadar fırınlayacağız. Sonra yemeğimiz servise hazırdır. Wow, hakikaten ama böyle bakıldığında düğün yemeği yani gerçekten düğün özel yemeği. Özel bir yemek. Özel bir yemek. Evet, özel peki, bir yemek. Peki sizin bu düğünlerde mesela... Çok pahalı bir yemek olduğu için düğün yemeği bizde en çok sığır etinden olur. Kaz biz özel misafir pahalı evlerde kaz? Pahalıdır. Kars'ta. Kaz pahalı. Çok meşakkatli, emeği çok zor mu yetişiyor? Evet, zor yetişir, zor beslenir, obur bir hayvandır. Neden mesela soğuğu yedikten çok yer, sonra? Çok yer. Soğuğu yemesindeki neden, kaz karı ve soğuğu ayazı görünce hayvan kendiliğinden bir yağ salgılar. Evet. Vücut o koruma amaçlı yağ salgılar. Evet. O yağla birlikte lezzetleniyor. Et liflenir, lezzetlenir. Evet. Mesela orada bakıyorsunuz böyle liflidir. Evet, bakın. O soğuğu görmüş kazdır. Şöyle bakın burada. Yazın kaz eti deriden çıkmaz. Yazın kaz eti yenilmez, kazlar kesilmez. Bu ayrılmaz mı? Kesim takvimi vardır. Öyle mi? Soğuğu görmesi lazım. Hı-hı. Soğuğu gören kazlar hem yağlanır, hı-hı, hem lezzetlenir. Onun için bir takvimi vardır. Kaz kesim takvimi. Evet. Kar yağdıktan sonra kazlar kesilir, temizlenir. Köylerde imece usulü yapılır komşularla. Tabii hep birlikte. Evet, hep birlikte. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tereyağında bulgurumuzu bir iki çevirdik. Tamam. Kazın yağı ve suyunu ilave ediyorum. Tuzu eklemedik zaten tuzlu şu diye. Şu anda suyu tuzlu olur diye her ihtimale karşı tedbirli davrandık. Hı hı. Şu anda yapacağımız bir şey yok Serpil Hanım. Kapağını kapatabiliriz. Hı hı. Ama bu kadarcık da su. Bu kadar. O takip edeceğiz. Ha, gerekiyorsa. Gerekirse kullanırız. Tamam, hemen engele geçelim. Bulgur pilavımız bu. Evet. Kalsiyum odaklı. Kesinlikle tam bir kalsiyum odaklı oldu. Zaten Kars'ın soğuğunda... Soğuğunda korunmak için iyi beslenmek lazım. Tabii, çok sağlam olması lazım gıdaların. Çünkü malum soğuk sürekli hastalıklarla başa çıkamazsınız. Siz orada hiç hasta olmuyorsunuzdur değil mi? Çok şükür alışkınız. Beslenmemize dikkat ediyoruz. Genellikle protein ağırlıklı beslenmemiz var. Kars mutfağı genel anlamda... ete, süte ve tahıla dayalı bir beslenmedir. Bizde çok böyle soslar, salçalar, şeyler, baharatlar çok yoktur bizim genel mutfağımız. Hani geçmişten olan mutfağımızda. Şimdi gençler onu mutfağa aldılar, kullanıyorlar. Fakat bizde genel anlamda ete, süte ve tahıla dayalı. En çok sos yoğurt kullanılmış. Harika. Mesela hangeli yapacağız? Bunun sosu yoğurt. Üzerine salça koyulmuyor. O bizim geleneğimizde yok. Evet. Aslı budur. Doğru. Bu bizim pazar günü yemeğimiz. Ben hemen malzeme listesini sayıyorum. 2 kase unumuz var. 1 su bardağı ılık su, tuz, 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı. Üzeri için ise 2 diş sarımsak, 1 su bardağı yoğurt, 2 adet
kuru soğanımız var. Şimdi hemen hamurunu yoğurmaya başladı, evet. Nurhan annem. Doğrayayım mı soğanları Nurhan anne? Tabii. Nasıl doğrayayım, küp mü? Çok küp olmasın, iri de olabilir. Çünkü yağda birisi yeterli. Çünkü anca olur şeyimiz. Tamam. İki tane yumurta sarısı, evet. Yumurta ortasını aldık. Tuzumuzu aldık. Bir miktar tuzumuzu, tuz. Evet, ilave ettik. Evet. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Kalda mı kavurayım bunu? Yağda kavrulacak. Tamam. Sen tereyağını al. Bir az tavaya sıvı yağ koy üzerine tereyağı. Çünkü soğanların ölmesi için yağ yanmadan. Tamam. Bunu hepsini alıyorum ben. Tabii tabii hepsini al. Bunu da benim tarafım. Evet, şu an hamuruna başladık. Suyunu Nurhan anne yavaş yavaş kenardan eklemeye başladı. Takip ederek yapıyoruz. Hı-hı. Kaç çocuk var? Benim 4. Allah bağışlasın. Allah kız erkek. 4'ü de kızım. Kız benim çocuğum. Ne güzel. Azıcık şöyle sağına dur. Cenneti garantilemişiz inşallah. Bakalım. Yapıyorlar mı? Bakalım. Onlarda cennet mi? Cennet âlâ mı? Cennet 3'e âlâ. Cennet var. 4'e cennet âlâ. İşte ya. Ya Nurhan anne bir şey söyleyeyim mi? Şöyle dizilerde oynayacak kadınsın ha. Sağ ol. Baksana. Teşekkür ederim. Konuşması, dik duruşu, şivesi. Vallahi ya, bayıldım ben size. 3'e cennet var ama 4'e cennete âlâ istiyoruz. İnşallah. Hocam hiç yoksa. Çok şükür, çok şükür. Allah'ın izniyle. Bunlar evlat evlattır. Hani tabii bunlar ki toplumda ödül anlamında. Genel anlamda kız çocukları biraz eksik. Tabii. Düşünülüyor. Herkes senin kız maalesef çocuğun varsa eksik yanın var görüyor. Bu sefer de seni cennetle oyalıyor ki hani kız çocuğun varsa cennetliksin. Ama güzel yetiştireceksin. Ama çok şükür çocuklarımla bu dünyanın da cennetini yaşıyorum. Akıllı, İnşallah. Saygılı Allah çocuklarım çok şükür onların sayesinde bir yerlerde onlar olduk. Onlar da senin gibi güzel yemek yapıyor mu? Tabii onlar el vermişim iş yerimizi idare ediyorlar. Kaç yemeğimizi yapıyorlar. En büyük kızım 45 yaşında. Ama maşallah. Torunum 24 yaşında. Ay kurbanım. 8 torunum var. Sen çok gençsin ama. 8 torun, 4 kız var. Ay kurbanım. 3 erkek torunum, 5 kız torunum var. Maşallah maşallah. Çok şükür. Biraz daha temel önemli. Tabii annene verir. Evet evet. Biraz elimi toparlamaya. Tamam. Annenin duruşu ve bakış açısı aslında şimdi, çok önemli. Şimdi ne ekersen onu biçersin. Kesinlikle. Çocuklar hiçbir zaman cinsiyet ayrımı yapmadım. Tamamdır. Evet, kesinlikle. Cinsiyet ayrımı yapmadım. Yapılmaz. Onlar çünkü evlatlar bizim için Allah'ın en büyük hediyesidir. Gözümüzün nuru. Evet. Onun için çocuklarımı en iyi şeyleri sunabilmek için onları topluma, aileye en iyi fayda sağlayabilmek için saçımı süpürge ettim diyebilirim. Belli ama belli. Gerçekten hani hükümet gibi kadınsın derler ya. 18 yıl örgü yaptım. Hay maşallah. Örgü makinalarım vardı. 18 yıl. Ama kızlar iş bölümü yapmıştım. Evi temizleyen, makinanın başında oturacak olan, yünleri açacak olan, okula gidiyorlar, okuldan geliyorlar. Bir gün birisi geldi dedi ki Nurhan Hanım dedi sen bir Avrupa sistemi çocuk büyütüyorsun. Maşallah. Hepsini vazifelendirmişsin. Ne güzel ya. Ya daim ben olsun. 18 abi yıldan sonra çok az koyundan çünkü tereyağımız yeterli. 18 yıldan sonra. Onu da yeterliymiş. Bir başımı açmaya kullanacağız. Ha kullanacak mısın? Tabii tabii açmaya azıcık dinlensin açacağım. O zaman sarımsaklı yoğurdumuzu serpil. Sen merdane mi oklava mı? Sen de kullanabilirim. İnceltmek tamam için. Al aç. Merdaneyi kullanayım. Şimdi Hengel'in hamurunu yoğurdu. Evet. Nurhan annemiz. Güzelce çok toparladı. Çok güzel bir hamur oldu. Evet. Hafiften yapışan. Çok başarılı güzel bir hamur oldu. Bekletecek miyiz? Dinlendirelim. Biraz dinlendirelim. Tamam. Kaç dakika? Elimi bir tabii yıkayın siz. 5 dakika yeterli. Tamam. Ben üstüne. O zaman zaten sosu da hazırlanıyor. Tamam. Ben üstünü şöyle bir kapatayım birazcık dinlensin. Ben de yoğurt sosunu. Yoğurt sosuna da sarımsak. Yoğurt sosuna da sarımsağını bir çimdikte tuz koy lezzeti olsun. Koyacağım. Tamam. Bir çimdikte tuzumuzu atalım. Hemen geliyorum. Ya işte anneler gerçekten ne derler? Bakar. 10 çocuğa bakar. 10 çocuk bir anne. 18 yıl örgü yaptıktan sonra. Hı hı. Başımı bir kaldırdım. Örgü o zaman da çok popüler bir örgücüydü.
Benden kazak giymek, Vakko'dan giymek kadar kıymetliydi. Ay, ne güzel. Herkes yarışa girer, sıraya girer, listeler hazırlarım ki örgüler hazırlanacak diye. Bayramları gece sabaha kadar yatmayız, örgü hazırlarız, siparişimiz çok. Fakat o zaman seçenek çok azdı. Tekstil bu kadar, marka tabii. Ve çeşit gündemde evet, yoktu. Tabii ki, tabii. Bu çok önemli şeyler. 2006, 2005-2006 yıllarına kadar çok iyiydi. Sonra bir başımı kaldırdım ki ulan bu işin modası geçti. Geçti. Ne örgü ördüren var, ne isteyen var. Tabii herkes hazır tabii, alıyor artık. Herkes hazır alıyor. Tabii. Benim işim anladım ki modası geçti, bu iş demode oldu. Evet. Ne yapabilirim, ne yapabilirim hep düşünüyorum. Hı hı. 18 yılı sıfıra çekerek geriye dönemem çünkü hiçbir şey evet, yok. Evet, doğru. Ev kira. Ama çocukların daha işleri yok, onlar da olmamış. Eşim de var. Elhamdülillah. Ama ne yapabilirim? Hı hı. 4 masalık ufak bir yer açarak günlük emeklerle başladım. 2000. Helal olsun. 7'de Kazerinin temelini kurdum. Allah razı olsun. Sonra 6 ay orayı çalıştırdım. Anladım ki... Kars'ta mı bu ya? Kars'ta. Hep ay, Kars'ta gelince yaşamışım. Gelince geleceğim. Hep Kars'ta yaşamışım. Gelince Nurhan annemi ziyarete geleceğim. Alo de. Tamam. Nurhan anneye. Ben hiçbir yeri gezemedim daha ama oralara gel, geleceğim. Gel gez Kars'ı gel. Tamam. Kars gezmeye değer. Kars bir şehir değil. Yüksel Bey'i kendi gidiyor Nami onda. Şehirdir. Tabii. Gelip gördüğün zaman anlarsın tarihi, tabii. Doğayı ve geçmişi. Henüz butik ve... Daha özel bir şehirdir Kars. Anadolu çünkü gezdikçe biz de onu Kars'ta anlayabiliyoruz. Tabii Anadolu'nun ilk Kafkas cumhuriyeti, cumhuriyeti. Kafkas Cumhuriyeti. Cenab-ı Garbi Kafkas Cumhuriyeti Kars'ta kurulmuştur. Evet, evet maşallah gerçekten. Sonra 6 ay içerisinde Kars'ın bir yöresel yemeklerinin olduğu yer olmadığını keşfettim. Daha büyük bir yer kiralayarak. Evet. Onu diyorsun. Altını biraz kısalım. Şöyle bir bakalım mı? Bakalım. Wow. Wow. Kokusu nasıl güzel bu Nurhan anne. Su ekleyelim mi? Aman aman. Bir el bezi verir misin bana? Bir el bezi hemen. Kokusu çok güzel çıktı. Ah Nurhan anne. Kazın şeyi çıktı. Çok güzel lezzeti. Koktu. Lezzeti. Koyalım biraz daha sonra? Koyacağız. Getireyim mi? Bir harmanlayayım. Getir onu. Oh. Ay şey geldi bunu aklıma. Bunu da unuttuk. Bayram sabahının kokusu geldi aklıma bak. Bak. Bayram sabahının kokusu. Aa, tamam. Böyle evde işte bizde de bir yan bir hazırlık, bir yan pişerdi böyle etle bir yemek. Falan. Aman. Az daha alabilir miyim Lennem? Üstünün yağı da gelmiş oldu. Süper. Tamam. Yalnız koku efsane. Şu da çok şey herhalde. Kısık mı? Küçük yere alırım ben onu. Siz bana verin. Sen onu bir küçük yere koy. Ben alacağım. Bu da önce. Küçük olsun. Ben yufkayı açıncaya kadar... Tamam Nurhan anne. Ben o küçüğü alıyorum şimdi hemen. Onu da al. Yoğurdu yaptın. Hazır. Tamam. Sarımsaklı yoğurdu bir çimdik tuzla çırptı. Evet, şimdi 5-10 dakika kadar dinlendirdiğimiz hamurumuzla birlikte devam açmaya ediyoruz. Açmaya başlayacağız. Hamur açmak bir sanattır. Evet. Herkes hamur yoğuramaz. Hamur bir aşktır. Heh, bak. Seversen güzel olur. Aynı yapmasını sevmedin mi hamurun da tutmaz. Olmaz. Mayası da olmaz. Olmaz. Açamazsın onu incecik. Açamazsın evet. Onunla böyle bir aşk bir hikayesi ama olması gerekiyor. Kesme taktiğine aranızda. Bak. Sen boş evet, ver onu. Evet eskiden onlar mı öyle. Olmuş? Bak şimdi sen kim yapmaya bak şimdi. Sen bak benim gibi tutuyor bak. Ya, o da bak. Sabit tutuyor ama senin hareketli. Ya. Hamuru seviyor onun için. Tabii valla bak evet. Bak. Bak 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 nasıl yiyor bak. Gördün? Sol eli hep böyle hareket ediyor. Elinin şeyle. Ayasıyla. Ayasıyla. Evet. Ya Nurhan annem gibi olmasa ya. Da ben de öğrendim. Yo. Jenerasyon olarak çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. Devam etsin mi? Kapatayım altını bulursun. Bak nasıl güzel bir hamur. Yumuşacık. Kapatalım biraz daha kara, pembelenişinceye kadar bunu bir açarız. Sonradan da onu yaparız. Şimdi bu hengel deyince. Şunu şöyle koyacağım. Koy. Burayı kalabalık etmesin. Ha. Hengel deyince yine Kars aklımıza Kars'a. Geliyor. Bizi bu Kars'a götürüyor. Pazar yemeğimiz. Ne? Pazar. Pazar. Pazar günleri. Pazar günleri. Herkes evde ya. Bu hengel açılır. Tamam. Büyük tepsiye dökülür. Evet.
ailenin hepsi o tepsiden yer. Aman aman. Ama aman. Bunun da bir esprisi var. Hı. Hangel'in tepsisinin dibini sıyırmadın mı Hangel yedim sayma. Ha, böyle o yoğurdu, soğanı ve yağı. O aroma o çok farklı. Yaparım. O kısım sana kalsın. O kısmı ben yaparım. Ekmek demeyin. Evet. Akan sular. Bir önlüğümüz olmadı burada. Tencerenin dibini yalınca diyorlar düğüne kar yağar derler. Kar yağarmış ya. Bizde de yağmur derler. Yağsın. Yağsın. Berekettir. Evet, boş ver. Kar berekettir. Evet. Efendim, kar yağmur bereket. Bakın Hengel'in ne diyorlar? Dibinde kalan yağını sıyırmazsan evet. O yemek olmaz. O yemeği yemekten sayma. Ya alacağız ekmeğimizi şöyle bandıra bandıra efendim. Güzelce sıyıracağız. Ve yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi Nurhan anne gelmiş Kars'tan bize. Kars mutfağına. Şimdi bunlar bizde genç jenerasyonda unutulmuş yemeklerdi. Kesinlikle. Sonradan gençler mantıya döndüler. Hı hı. Mantı bizim dışarıdan öğrendiğimiz hani başka yörenin yemeğiydi. Kesinlikle. Ama Hangel bizim gelenekte dededen, babadan, anneanneden kalan yemeklerimiz ben bunlar. Ben de açayım biraz. Al canım. Canı çekti benim sunucunun. Yoruyor mu? Kokusunu daha çok çekeceksin. Hamuru şey yapıyor. Gördün mü dayanamayan ne o? Tabii bir ellesin istiyor, bir açsın nasıl? İstiyor öyle tabii. Hamurla aşk yaşıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hamur çok güzel yoğurmuş. Evet. Bak, paparlak, mis gibi, pürüzsüz, pütürüksüz, ışıl ışıl bir hamur. Yani herkes yapamaz hocam. Allah eline, koluna, yüreğine sağlık. Bu yüzden hamuru seviyorsun. İmece. İmece usulü yapıyoruz işte. Ben hamuru, ne katlayacağım anne? Hamuru tamam. Seversen. Katlama yoktur. Keseceğiz. Kare kare keseceğiz. Ha, onu böyle şey yapmayacak mıyız? Yok. Yok. Boş. Kare kare kesilmiş boş hamur. Tabii. Aman ben evet. De zannediyorum şey yapacağız. Katlama yok engelde. Katlama bizim yok değil. Az önce dedim ya mantıyı dedim. Bizim hı. Gençlerimiz dışarıdan öğrendi. Fakat bizim şeyimiz Hangel'dir. Engel. Gelenekte olan yemeğimiz. Sen geliyor mu kendi mutfağında da yapıyor önceden mi? Çok giriyordum çünkü ha. Kimseyi alıştıramamıştım. Çalışan zordu, çalıştıramıyordum. Tabii. Fakat şimdi alıştırdığım uzun süreli çalışan tabii. Personelim var, elemanlarım var. Tabii çok şükür. Bugünümüze bin şükür yavrum. Evet. Aa, önceden bir, başımı dışarı çıkaramıyordum. Bir alo diyecekmişiz. Bir alo diyelim mi Nurhan anne? Tabii tabii. Bir de bakalım. Alo. Bakıyoruz. Alo de. Alo. Alo, iyi yayınlar diliyorum. Yudumcuğum. Yudum. Kurban olurum, nerelerdesin canım sen? Canım benim. Canım hep gönlümdesin. Nermin'im hep gönlümdesin. Sağ ol, sağ ol. Hangel açıyorum sana, gel. Ya Nurhan anne bir şey söyleyeyim de burada tepsi olsa inan ben de o ekmeği yanar. Böyle yağ balık balık yiyecektim. Oy kurban oy olurum. Canım. Ama bulamadım mercimek yedim demin. Neyse ben neyse, sana özel Kars'a yapacağım. Kars'a geldiğinde. Yok, birinci bacım. Elden öğretiyor Kars'a, bana. Kars'a gideceğiz. Yudum. Ya tabii orada yemek de Nermin daha bir başka. Onun havasında değil yemek mi? Daha zevkli ya. Az önce diyorum Nermin'e diyorum ki Kars şehir değil, şiirdir. Şiirdir. Kesinlikle ya. Zaten çok şiir gibi bir kadın şu an böyle. Telefonda. Sesiyle, kendisiyle. Yudumcuğum nasılsın? İyiyim Nermin'im. Keşke küçük yapsaydım. Gördüm. Yüksel Esir ayağımızı sürdük. Senden benden oradan burada adam oturmuyor canım artık. Benim. O Yüksel beni öldürecek seni de biliyorum. Seni de beni de öldürecek. Neyse Allah eksik etmesin geri koymasın. O Yudumcuğum seni çok öpüyorum. Ben de öpüyorum ya inşallah bir günde ben geleyim de. İnşallah. Beraber açalım. İnşallah canım. Yudum bebiş nasıl kızın nasıl? Vallahi benim anamı ağlatıyor Nermin. Kalmıyor çok. Kolay değil. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuklar hepsi böyle Yudum. Allah'tan bir ya tane var öyle düşün. Böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Eskiden biz nerede anneme karşı gelecektim? Ya. Şöyle değil. Vallahi. Çok zor. Şimdi tabii bir elleri yağdı bir elleri bağdı tabii. Onları. Görüyoruz Yudum çok koşturuyorsun. Ben burada seni biraz bazen patlatayım ama ne yapayım dayanamıyorum. Bir an önce arkadaşımın şarkıları gündeme gelsin istediğim için. Bir an önce seni kalbin yüreğin çok güzel Nermin. Bu o kadar yansıyor ki ekrana yavrum benim. Senin ya, de öyle. O çok önemli. Senin o enerjiyi hissetmek önemli. Yoksa vallahi kendim program için yapmak değil.
O enerjiyi vermek. Kendim için ne istiyorsam bütün güzellikleri de karşı taraf için isterim. Yani yeter ki iyi niyetli olalım. Ama sende gerçekten. De gerçekten o ışığı görüyorum. Enerjin çok güzel. O klibin neydi? Çok güzel olmuştu. Çok havalıydın böyle. Çok yani izledik, baktık, paylaştık. Ama bir gün böyle olmaz. Programa bekliyorum kuzucuğum. Geleceğim, geleceğim. Bugün ama güzel yemek yapar mıyım bilemem tabii. Sen de sesinle gel. Yüksel aradan oradan sen. Gel, sesinle gel. Yemek yapamaz diyor. Dedim ki ne yemek? Onun sesi yeter, onun duruşu yeter. Allah da herkese farklı yetenek vermiş işte. Bak sana öyle özeniyorum, ne güzel hazırlıyorsun sunumların, çok güzel. Ay kurban olurum seni verene. Bize bir tane Kars türküsü söyleyecek misin? Bunu yapalım. Söyleyeyim canımsın. Kurban, kurban olurum. Kars Ardahan Adır'a, selam Serhat Boyun'a. Kars Ardahan Adır'a, selam Serhat Boyun'a. Gel aşıklar yatağına, arpa çaya bir çıldıram. Kars Kalesi Kazman'a, selam sarı kamışa. Ardahan'dan bal getir, bana kaz getir, bana kar getir. Bulamazsan Selim'e, bulamazsan susuza. Arpa çaya digora, uğra da bir selam getir. Kars Ardahan Iğdır'a, uğra da bir selam getir. Bütün şeylerime kocaman sevgilerimi gösteriyorum. Çok ya. Teşekkür ederiz. Şey yüreğine, ağzına sağlık. Yani spontane, sabahın köründe böyle bak şıkır şıkırdı değil ya. Değil mi? Bu ne güzel birleşti. Tabii ya. Ya. Ya sesi de güzel, enerjisi de güzel. Sağ ve olsun. Gerçekten kalbi güzel. En önemlisi evet. O. Ben hani böyle sağ diyorum ya, hep hayran olduğum böyle nadir insanlar vardı. Allah da bana bu programı meselesiyle tanıştırmak nasip oldu. Yüz yüze tanışmasak da o enerjiyi alıyorum. Şiiri de yudum oldu. Evet, şiiri de yudumdan aldık. Daha Kars'ı, Kars'ı şiirleştiren de yudum oldu. Evet, evet. İyi ki, her zaman. İyi her ki zaman varsın. Kars Ardahan Iğdır olunca benim için tabii Türkiye hepimizin. Cennet. Bu vatan hepimizin ama doğduğun topraklar olunca. Olunca olay başka, evet. Ki, yani ben çok seviyorum memleketimi, insanlarını çok seviyorum. Kesinlikle. Sizin gibi güzel insanlar var işte, daha ne olsun. Her zaman da elimden ne geliyorsa, gerek sanat adına, memleketimi tanıtmak adına ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım her zaman. Önümüzdeki haftada Kars günleriniz varmış. Cumartesi, evet. Pazar günü nerede dediniz? Maltepe etkinlik alanında. Bilginiz olsun, Yudum'da konser veriyormuş, kaçırmayın hanımlar. Kaçırmayın. Bütün hemşehrilerimi, bütün sanatseverleri bekliyorum o güne. Evet, herkesi bekliyoruz. Broşürler göster. Tamamdır, broşürlerini de alalım. Şöyle. Yudum Hanım, evet. Mantı yemeye bekliyoruz. Yudum Hanım, hangi ele? Öyle çok istiyorum. Çok çok istiyorum. Öyle bir fırsat olsun, geleceğim. Tamam. İnşallah bekleriz. Öpüyoruz seni. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakal. Kendinize çok iyi bakın. Var ol canım benim. Teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Evet efendim, gene hatırlatalım. Kars Ardahan Iğdır günlerine tüm hemşehrileri davet etmiş. Maltepe fuar alanında olacak. Yudum'un da konseri var. Giderseniz Yudumcuğumu yakından görmüş olursunuz. Çok kıymetli bir ses ve gerçekten hanımefendiliğinden hani böyle seneler sonrasında bile ödün vermeyen hani böyle çok kıymetli sayılı sanatçılarımızdan. Teşekkür ediyoruz yayına da bağlandığı için. Çok teşekkür ederiz. Biraz Yüksel'i çekiştirdik. He sen hep çekiyorsun. Bir derminden çekiyorum, bir yudumdan çekiyorum. Yayınımıza renk verdi. Çok teşekkür ederiz. Sen dua et, bizim gibi şeylerim var. Sunucularım var, şarkıcılarım var. Vallahi iyi dedin. Bir de yudumdan gelsin. Kar getir diyor. Kar getir diyor. Bal getir diyor. Rabia gel Nermin Nefes Mutfağı'na. At aradı bir Nurhan annemi. Al aşkım. Suyumuz kaynasın, haşlayacağız. İkisini tamam. De mi açalım? Evet yapalım bence. Tamam. Az tamam. Olmasın. Bu türkü Kars'ın milli marşıymış. Her yerde çalarmış. Ne güzel kestin baklava desenle. Baklava oldu. Oh. Benim bildiğim böyle hengel şey böyle. Ne? Kare kesiyorlar, bohça gibi yapıyorlar. İçine böyle. O hınkal. Hınkal. Hangi? Da ben de bilmiyorum. Bilmiyorum, uydurur yani. Vallahi iyi dedin Nermin. Evet. Oklavon küçük. Anne onu işte çıkarmaz. Burası için bu yetiyor. Anlatamadım. Biz küntü büyük yaptık ya. Onu ufatmam lazım. Ne diyorsunuz bezeye, ne diyorsunuz? Küntü. Künt. Künt. Küntüyü büyük yaptım ya diyor. Onu ufattım diyor. Aslında künt biraz daha Türkçe hali.
Normalde? Mesela bizim gelenekselde künde. Künde. Diyor kündeleri taşıyın getirin. Ekmek pişirince, erişte yapılınca. Onlar bizde hep şey olur, imece usulü olur. İmece ay tabii canım. Evet, olur. Tabii. Erişteye şimdi kadınlar toplanır, kışlık erişteler kesilir. Sohbet, şimdi muhabbet. Tabii, sohbet, oo, muhabbet, yemekler. Böyle, böyle tek başına mesela iş yapma yok. Ki ben ne pişireyim, misafirler olacak. Çünkü erişte kesmeye gelecek olan kadınlar var. Finalde yemek yiyeceksiniz. Var. Evet, orada hep beraber. Bir o de diyorlar ki, içli kete de yapaydı bugün tabii, diyorlar. Keşke yapsaydık, bilmem onu neyse şeye, menüye koymadık. Söz veriyorum inşallah bir dahaki sefere. Tamam. Hadi sırf keteye geleceğim çünkü ben ketenin ustasıyım. Aman. Ben ketenin ustasıyım. Bu şimdi söyle Nurhan anne. Onu yani bastırarak diyorum. İçine kavrulacak unun kavrulmuş kıvamı, un koyuyorum, rengi evet. Çok önemli. Çok mi? Önemli. Unlu kete yapıyorsun. Unlu kete yapıyorum. Anne atayım mı bunları içine? Hep beraber olmasın mı? Tencerem küçük ki ben bunu alayım onu mu koyayım? Sen onu al. Tepsinin dibine biraz şey koy. Tuz attın mı? Attım. He tamam. Hamurumuzu. Tepsine biraz sarımsaklı yoğurt yağla. Mantı gibi ha, böyle aç. Zeminine biraz koy. Lezzetli tuzlu olsun. Tuzlu suda şu an haşlıyoruz efendim. Baklava deseni gibi böyle minik minik doğradı. Kesti onu Nurhan anne. Şimdi ikinci bezesini açıyor düş, efendim. Getiriyorum. Bir yandan da mantı gibi haşlama usulü. İçerisine tuz tabii ve su koyduk. Kars'ın muhteşem şarkısı mı şiiri diyelim. Şiiriyle birlikte yudum da bizi evet, coşturdu. Yudum bizi, evet çok coşturdu yudum bizi. Vallahi, yoksa neye oynayacaktık? Yoksa neye oynayacağız? Nasıl eller döne ya, döne. Eller döne döne. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten güzel bir şehir. Gerçekten. Şehir değil şiir diyelim. Şöyle de oynuyorlar. Şehir öyle de oynuyorlar. Sen biliyor musun böyle oynamayı? Bize onu gösterseydin ben. Ahenge göre oynuyorum işte. Ahenge göre. Böylesi biraz, başka müzikle mi? Biraz daha şey yapacak. Ona göre devreye giriyor eller kollar. Evet. Biraz tabii, daha. Tabii. Şimdi bu biraz o ritme hızlı, göre. Evet o ritme remix göre. Remix mi diyorlar? Onluydu. Daha böyle şivesel olunca ona göre daha rahat. Ne reklamdan sonra onu bize gösterse olur mu? Olur olur. şöyle oynayalım. Bir de böyle şeyle oynuyorlar erkekler dedim böyle karşılıklı evet oynuyor kadınlar. Bu arada Kars'ın çok önemli. Onlar çok hızlı ayak hareketleri ben yaparım Nurhan sen bana göster. Tamam. Bu arada Kars'ın çok önemli değerlerinden biri Nur Hafif Taşı da evet, saygıyla evet, saygıyla Nuray Hanım Taşı da saygıyla sevgiyle anıyoruz. Mekanı cennet evet, olsun. Mekanı cennet ve olsun. Efendim biz hamurumuzu açmaya devam ederken bir anda da suyumuzun içerisinde güzelce hengelimiz pişerken çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz izniniz olursa. Sonrasında burada sizlerle olacağız. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere hengelimizi hazırladık. Zemine birazcık sarımsaklı yoğurttan gezdirip haşlamış olduğumuz makarnaları şu şekilde üzerine evet yine tekrardan. Bu da bizim ev makarnamız gibi yani bir farkı yok. Fakat bunlar elde yapıldığı için çok aileler ama ve bizler için çok kıymetli. Sarımsaklı yoğurdumuzu bocalıyoruz. Üzerine tereyağında kavrulmuş soğanımızı ilave ediyoruz. Evet, burada. Gezdireyim o mi? O keyif senin. Hadi. Tamam, hadi bu keyif. En keyifli yanı. En keyifli yanı. En keyifli yanı. Şöyle, en lezzetli of, of, of yanı. Yalnız bu soğanla da bu ekstradan lezzetlenir ya. Ama nasıl bir güzel renk verdi. Baksanıza. Harika bir yemek. Var ya, gerçekten diyorum. İşte yöresel lezzet kaybolmaya şey yüz tutmuştu. Ben bunları Kars Kaz Evi'ni kurarak bu reçeteleri gün ışığına çıkararak turizme tanıttım. Gelen misafirlere tattırdım ve bu baş tacı yemek oldu. Vallahi sırf hengel yemeğe gelenler var. Diyorsunuz ki buyurun gelin. Evet, buyurun gelin. Efendim. Buyurun Halil gelin. Halil İbrahim sofrası vallahi. Kaçın bakın, kaçın Kars'a gelin. Mis. Doğu Ekspresi, otobüs, mis, tren. Her şeyimiz var. Her hadi şeyimiz, gelin. Uçak, her şeyle gelinir. Anne bunu almayacak mıydık üstüne? Yok o bozulmaz. Ha yeter artık. Şöyle. Sırada neyle devam edeceğiz? Çorbamız var. Emelik çorbası yapacağız. Hemen evet geldim. Bunu kaçırır mı? Hani yağlı tavanın içine alıyorum hemen. Aferin sana kız. Hemen sen çıkardım. Bunun altını şey yapma ben bu temiz su. Ha. Eveliklerimi haşlayayım ama içinde. Tamam nasıl istersen. Aha.
Suyu da dökmedik. Ne yaptık evet. burada? Vallahi helal olsun. Evet, haşlayacağım onun içinde. Süper. Hemen geldim. Bunu unuttum gene ben de. Rabia, Nermin Nefes Mutfağı'na. Evelek aşı bizim babaanne çorbamız. Evet. Biraz önce söylediğim gibi bu yemekler geçmişte kalmış, modası geçmiş yemeklerdi. Modası geçmiş. Evet. Gençlere ama bir şey söyleyeyim mi? Modası geçmiş ama en çok sağlıklı ve doğal. Tüketilmesi gereken yemekler. Bunlar, o nedir? Bu evelek otu doğada toplanarak, ekilmeden, doğada toplanarak, kurutularak kışa saklanır. Nereden kışın, topluyorsunuz bunları? Dağlardan mı? Şeyde, tarlada. Tarlada. En çok tarlalarda olur. Toplanır, kurutulur, kışa hazırlık bekletilir. Evet. Bu bildiğim antibiyotik böyle içerir. Kışın boğaz ağrısında, kış hastalıklarında, çocukların rahatsızlığında her yerde bir evelik aşı pişirilir. Aktarlarda var mı? Vardır. Vardır. Ama güzel. Buranın aktarlarında var mı bilmiyorum. Bizde var. Tamam. Kışık Kars'a gittiğinizde alabilirim. Evet, Kars'a geldiğinizde evelik alabilirsiniz. Evelik çorbası için bir tutam evelik yaprağı, bir adet kuru soğan. Bunu haşlayacağım. Bir adet patates. Bir iki taşım kaynadıktan sonra kara suyun. Hani bu kurutulmuş ya. Evet. Tozlanmıştır, toz almıştır. Tabii. Sağlık açısından kara suyunu ve tozunu arındırmak için. Bir iki taşım haşladıktan sonra bunu doğrayarak çorbama ilave edeceğim. Bir adet çorba patates. Çorba tenceresi koyalım. Evet, bir adet patates, bir çay bardağı iri bulgur, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı salça, tuz, bir karabiber, çay bardağı yeşil mercimek. Bir de içerisinde evet yeşil mercimek yok onu evet. da ekleyelim listeye. Ben geldiğimde baktım. Bir çay bardağı yeşil evet. mercimeğimiz de tariflerin içerisinde olması gerekiyor efendim. Evelik otunu hengeli haşladığımız suyun içerisine buyurun. Attık. Hem bir tuzunu alalım, tozunu alalım hem evet. de bir dedi acı suyu çıksın. Acı suyu çıksın acı dedi çıksın. Nuran anne. Şimdi alıyoruz. Şu kabımın içine alayım mı Nuran anne? Bir koku var görüyor musun? Bu eveliğin kendine has özel kokusudur. Kına gibi bir kokusu kına vardır. Kokusu var. Evet. Kına gibi bir kokusu vardır. Sağlık içerir, antibiyotik içerir. De benziyor ya, bu dağlarda toplanan diğer bir ot vardı ya. Bunu batıda labada denir. Labada. Bazı yerlerde efelek denir ama efelek. Bizde evelek. Evelik. Evelik. Efelek denir bazı yerlerde ama bizde evelik. Böyle iyice haşladın, acısını aldın, acısını tuzunu aldın. Şimdi bunu çıkaracağım tabağa, ufak ufak kıyacağım. İşte sonra eskiden yoklukta her şey kıymetliydi. Böyle büyükler tabii. deniyordu. Zehirliyor mu, evet, zehirlemiyor evet, mu? Evet. Bakıyorlardı. Her şey bir sonra deneyimden geçiyor. Kullanıyorlardı. Değil mi? Bu da evet. önemli. Çünkü bazı önemli. Otlar zehirli. Nasıl tespit edebilmişler nasıl? Mesela evet. o yenilecek otları? Anneler nasıl bu devreye girmiş bence. Bunu kaldıralım, çorba şeyi koyalım. Hı. Buyurun. Tamam. Soğanını doğrayalım. Tamam. Şimdi evelik otumuzu haşladık. Bir acısını çıkardık. İçinden bir de dedik tuzlu tozlu varsa o da gitsin. Serbiyoğlu da kıyacağız. Ne yapacağız? Ya ufak ufak kıyacağım. Onu da minik yaprak minik. Yaprak kalmasın. Biraz kıyacağım. Kıyacağız. Hı-hı. Soğanları da böyle küp küp doğruyoruz gördüğünüz üzere. Sonrasında kavrulacak galiba. Aslında evet. içerisinde bulgur var, yeşil mercimek var. Hepsi. Hepsi bir sağlık açısından bir şey. Yemek gibi bir çorba işte. Yemek gibi bir çorba. Yöresellerde hep böyle. Tabii çalışacaklar bütün tabii. gün. Tarlaya gidecekler, tabii. oraya buraya gidecekler. Tok tutucu yemeklerin olması lazım. Besleyici yemeklerin olması lazım. Yağ koyacaksın. Kars'a da yakışır yani tarifler. Gerçekten içindeki bulguru, yeşil mercimeği. Muhtemelen yeter. Doğma büyüme şeydesin o zaman. Doğma büyüme Karslıyım. Kars merkezliyim. Dededen evet dededen şehirli ve kentliyiz. Hı hı. Köye yerleşmemiş dedem. Hı hı. Şehirde yaşadık. Karıştır. Ben karıştıracağım ben. Ay. Biraz yağ koyalım. Bu biraz pembelensin salçamızı koyalım. Peki, yağ az mı buldun? Yağ az oldu. Senin zamanına göre değişti mi Kars? Yani sosyalleştik mi yoksa Kars bıraktı mı? Kars hep sosyaldi. Sosyal bir şehirdi. Hı hı. Kars çok aydın. Değişti mi bir tık daha? Mesela eskiden 5 sinemamız vardı.
Maşallah. İstanbul'da gösterime giren film Kars'taydı. Ne güzel. İstanbul'da çıkan moda Kars'ta giyilirdi. Allah. Kars doğunun en doğusunda bir Avrupa şehridir. Evet. Hani biz her şeyi çok iyi yaşamışız. Mesela çoğu yerler çok etnik yaşar. Hı-hı. Kız çocuklarına ve kadınlar çok sıkıntılı büyür. Evet. Mesela ben 1974 Ticaret Lisesi mezunuyum. Babam kız çocuğu okusun dedi. Aferin. O dönem çoğu şehirlerde kız çocuğunun şehire gitmediği dönemler var. Biz daha aydınız, daha farklı şeyimiz var. Peki olarak böyle köy kısımları nasıl mesela? Köyler çok göre ilerledi. Evet. Artık kızlar üniversite okuyor. Maşallah. Mesela eskiden yolun olmadığı köylerin şimdi ulaşılabilir yolları var. Hı. Yollarımız kapanmıyor. Evet. Kışın kapalı yollar olurdu. Şimdi araçlar çoğaldı. Hizmet ayağa gitti. Hizmet köylünün ayağına gitti. Onun için şehir ulaşımı kolay olduğundan dolayı bu sefer köyler de şehirden de faydalandılar. Değil mi? Hani köy diye kapalı kapılar arkasında kalmadılar. Bizim çocukluğumuzda köyden şehre gelmek bir efsaneydi. Çok kesinlikle zordu. Kesinlikle köylerden tabii kar yağar, şimdi yollar kapanır. Şimdi bakıyorsun ki çağa yönelik daha iyi şeyler var. Peki kar yağınca yollar kapanıyor mu? Çok eskidendi, şimdi yok. Şimdi yok değil mi? Araçlar hemen yollar açılıyor, araçlar greyderler devreye giriyor. Çok şükür. Çok şükür. Allah bugününü evet. Önceden hastaları getirmek çok zordu. Evet. Şimdi hemen mesela helikopter, ambulanslar abi, değil mi? Ambulans helikopterler artı araçlar çoğaldı. Artık kapalı yolumuz yok çok şükür. Ulaşımımız kolay. Paletli ambulanslar da vardır. Tabii. Bir de Kars'ın yaylaları çok güzel. Yayla ve meralarımız çok geniştir. Hı hı. Onun için bizde yöresel ürünler, tahıl, bal. Peki, mesela çiçek aroması çok. Turizm iyi mi? Turizmimiz çok iyi. Şu anda bizim bacasız fabrikamız turizm. Ne güzel. Kars çok unutulmuş bir şehirdi. Evet. Fakat açık hava müzesi bir şehirdir. Hı-hı. Mesela gezip gördükçe biz onu artık analiz edebiliyoruz. Turizmin deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını anladık. Ya. Mesela bu yemek turizme hizmet ediyor. Kesinlikle. Gelen bunu merak ediyor. Tabii Eveli Kotu nedir? Gelen tarihi merak ediyor. Gelen doğayı merak ediyor. Nerede yaşamış, nasıl? Tabii, nasıl hayatı? Peynirini merak ediyor. Tabii, yöresel ürünlerini merak ediyor. Onun için biz eskiden anlayamamışız. Aslında şimdi turizmin çok geniş yelpazeleri ve destinasyonları vardır. İşte burada da aslında göz ardı etmemek lazım. Bu belediye başkanlarımızın çalışmaları, gastronomi için vermiş oldukları. Hepsinin ayrı çok, ayrı tabii. etkisi, hepsinin ayrı emeği. Çok. Tek kişiyle hiçbir şey olmaz. Olmaz, kesinlikle. Hep birlikte çalışanlardan, emek edenlerden Allah razı olsun. Hani. Kars gün ışığına çıktı. Salçamızı ekleyelim. Vallahi şey söyleyeyim, bravo. Yani hiç gitmedim ama çok merak uyandırdım ben de. Evet, merak uyandırıyoruz ki gelin görün. Gelin bir Kars'ı görün ve yaşayın. Evet efendim. Evelik çorbasına biraz. Kış ayrı bir şey. Güzellik. Efsanedir bizde. Değil mi? Kar dağlara düştü mü? O karlı araziyi görmek, o uçsuz bucaksız karlı dağları görmek, bunlar kimsenin görmediği. Çıldır Gölü donar, onun üzerinde atlı kızaklara binersin. Aman, o ayrı atla. Bir şey. Burada biz diyor karı görünce diyor Yüksel donar. Hayat duruyor. Evet. Orada diyor -20'lerde diyor konser ama yaptık. Yaşamın o. Çünkü oranın iklimi o. Hayat şartları, alışıyorsun, vücut da alışıyor. Evet. Ona göre kıyafet, ona göre. Suyumuzu hazırlayalım. Hazır anne, ekleyecek misin buralarında? Ne eklersen, vücuda ne verirsen onu alıyorsun yani. Vücut da ona göre, kendini ona göre. Onu da anlatalım ne yaptık bunu hocam. Yağımızı koyduk, küp küp doğranmış soğanımızı koyduk. Evet. Salçamızı koyduk. Bir tutam kırmızı biber, karabiber ve tuzumuzu attık. Şimdi bir iki çevirdikten sonra suyumuzu ekleyeceğiz ve içine koyacağımız malzemelerimizi ilave edeceğiz. Suyumuzu ekleyelim. Patatesi doğrayayım mı?
Biraz fazla gelir tenceremize, tamam. Onun için onu da yarım yaptım. Tamam. Tencerenin boyutuna göre yenilebilir olsun, lafı olmasın. Kesinlikle. Koyayım hepsini anne. Koy, koyacağım. Tamam. Evet, şimdi kavurduğumuz ve baharatlarla, salçayla tatlandırdığımız... Sıcak suyu koyduğumuz için... Tencerenin içerisine bulgurumu yıkayayım. Ben yıkarım. Görüyor musunuz efendim? Alıyorum. Bulgur yıkanırmış yani. Nuran annem yıkanır dediyse yüksele ser, bükemediğin eli öpeceksin. Bir şey söyleyeceğim, bakar mısın nasıl yıkanır? Makineden geçiyor, paketleniyor, elden gidiyor. Bak, yöresel olmuş olsa bile 40 el değiştiriyor. Bak, el değiştiriyor diyor. Benim dediğimi diyor işte. Ya, aklın yolu bir. Evet evet. Bak, kevgirin içine yıkayıverdi. Kurban oldum. Bir dakikaya kevgirin yıkadık koyduk. Normalde evet. Yıkanmaz. Ama bak, temiz kadın yıkadık. İşte. Burada görüyorsunuz efendim. Burada. Kars'a gidiyorsunuz. Nuran Hanım'ı buluyorsunuz. Yiyorsunuz yemeklerini. Tertemiz. Bak, canlı yayında bile göz ardı etmedi. Alkışlayalım lütfen reji. Teşekkür ederim. Çok sevdim. Sağ olun. Evet, bu alkışlar size. Ediyoruz. Bu alkışlar size evet, oldu. Sağ olun, sağ olun. Alkışlı günleriniz, güzel günleriniz olsun. Amin. Güzel yayınlarınız olsun. Allah razı olsun. Çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Bizi evet. De izleyiciyle, seyirciyle buluşturdunuz. Rabbim çok razı olsun. Ederiz. Bizim de amacımız buydu. Sizden de Allah tam razı olarak. Olsun. Çok güzel bir program. Canımsın. Canımsın. İzliyor tamam. Musunuz bizi Kars'ta? Ben çok televizyon izlemiyorum Nermin, işin doğru yanı. Ama çünkü iş yerinde beni. Oluyoruz ya. Oraya küçük televizyon orada koy. Bir televizyon koyup seni izleyeceğim. Tamam, beni izle. Tamam, bak buradan sana ara ara göndereceğim. Sen ara ara öpücükler gönder. Tamam, hep Nurhan. Patatesimizi biraz mesaj. Sonra koyalım. Şunu da alabilirsin. Doğru yiyecek bir şeyimiz de kalmadı. Kars'a gidince direkt şeyimiz, Nurhan anneme elvamız. Gideceğim. Direkt getireceğim. Nurhan annemin yanına gideceğim. Sen orada. Direkt gel, otur, yemeğini ye. Kars sana gezdireyim. Siz orada zaten şöyle yaptınız. Benim iş yerim tarihin ortasında. Tarihi bir bina, kalenin altında. Kadınlara iş evet. imkanı da sağladın. Evet, İstihdam evet. yaptın. Ben kadında nasıl rol onları? Model oldum. Anlat buradan, evvela, kadınlara ne demek istiyorsun? Evvela kadınlar çalışmadılar. Çok zorlandım. Hep mutfağa erkekten ziyade kadın çalışsın istedim. Evet. Eşi diyor ki yok olmaz. Ama neden? Kaz evi Nuran abla. Aa, Nuran abla olursa olur. Ya. Şimdi toplumda bir güven. Toplumda o güveni oluşturursan erkek toplumunda işin kesinlikle. Kolaydır. Yolun yürür. Ben de çalışan kadınlar eşleri kötü bir iş yapmadığını anladı. Tabii. Haneye gelir bereket. Götürdüğünü. Evet. Kötü bir iş olmadığını ya, eşler anladılar. Çalışmış yani. Sigortalı bayan mesela özel sektörde Kars'ta kim kadını sigortalı çalıştıracak? Ben onlara hep saat anlamında çalışma saatlerinde bile kadına bir imtiyaz sağladım. Helal. Bizim sektörümüzde giriş helal. Ve çıkış saatleri kaçta girmiş o saatte çıkar. Ben öyle değil. Harika. Gün içerisinde bir memur gibi işte. Gelir. İşini yapar ama onun evi var, eşi var ve çocukları var. Siz kadın burada... olduğu için onlara ben... Değer verdim. Evet, değer kadına verdim. Ayrı bir değer yani verdim. Yani dedin ki ben bir kadınım, ben o problemi anlıyorum, evet. Problemlerden geçtim. Yani aslında bak... Çalışma hayatından kopmasınlar diye. Kadın kafası evet. Aynı. Ben şu an ne diyorum? Bir evet, ben alayım. Buralara geldim ama hanımları da teşvik edip bir yerlere getirmek tabii. Yükümlülüğüm var. Şimdi ben bir rol model oldum evet, şehirde. Oldum. Güzel modeller taklit edilir. Evet. Bu sefer herkes o yaptı, ben de yapabilirim diye. İşte iş yerleri güzel. Yapmaya başladılar. Elhamdülillah. Çalışmaya başladılar. Ya. Bu ne oldu? Şehirde istihdam sağlandı. Bir şey söyleyeyim mi? Yaptığın turizm şey bizim büyük. İçin bir çare oldu. Büyük bir emek. Turizm bizim bacasız fabrikamız şu anda. Değil mi? Evet. Hayvansal ürünlerimizi satabiliyoruz. Otellerimiz yapıldı, konaklama sayısı çoğaldı, hı hı, hı. Restoranlar çoğaldı, kafeler çoğaldı. Bunların çoğalması neyi gösteriyor? Talebin çokluğunu gösteriyor. Kars Belediye Başkanı'na sesleniyoruz efendim. En kısa zamanda bizi davet ederseniz Nermin Nefes Mutfağı olarak başta Nuran annemin yerini gezip sonrasında Kars'ın bütün güzelliklerini Nermin Nefes Mutfağı izleyicileri için ekrana getirmek istiyorum. Bilmem selamımı aldınız mı hocam? Aa, bitti. Evet, o suyun ışıktı. Valimize o zaman buradan saygı Sayın ve sevgilerimizi gönderiyor. Saygı ve sevgilerimiz, emektar valimiz, hemşerisi olarak yükselin. Bakanımız, vekilimiz, Elazığlı emektarlarımız. Olarak.
Biz kartı tanıtmak istiyoruz. Evet. Programımızda da yansıtmak istiyoruz. Cuma'dan gelip pazar akşamı dönebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Buradayız. Bekliyoruz efendim. Umaç helvası için. Umaç helvası yapıyorum. 150 gram tereyağı, 2,5 su bardağı un, yarım çay bardağı süt. Şerbeti için ise 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker. Gel böyle abla. Şerbet önden kaynatılacak. Seni görüyorum. Tamam. Tepsinin orta yerine ne yaptık? Aldık azıcık su. Değil mi? Evet. Üzerine de suyunu döktük. Çiseledim. Hamur olmayacak şekilde. Tamam. Suya çise, una çise yaptım ki ben onları elimde ovarak irmik oluşturacağım. Umaç helvası olmasındaki, söylenmesindeki püf noktası ve esprisi budur. Olduğunuz için evet, suyla birlikte. Olduğum için, evet. Anne çok özür dilerim. Bunu altına koyayım, hareket olur, etmesin. Olur, tamamcan. Teşekkür ederim. Oldum ona. Şimdi bakın o kadar güzel bir püf noktası verdik ki aslında. Kars'ın... Oraya ölçü yazılmış herhalde. O evet. Bardağın... 2,5 su bardağı. 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker. Evet. Tamam anneciğim. Şimdi burada bakıldığında... Sen şunları koy Serpil. Yani umaç helvasını hep... Su, bu, bir de bu şeyi koy. Şeker. Öyle yapacağım. Evet, bu 2 bardak. Evet, 1 bardak. Sessiz bir şey yapalım. Bunun hep duyuyordum umaç helvasını ama hiçbir şekilde şöyle söyleyeyim. Şey yapmıyorduk. Nasıl yapıldığına dair bir fikrimiz yoktu. Burada da bakın bugün Nurhan anneciğim ne yaptı? Unu koydu. Suyla birlikte ovdu. Bak. O ovmaç. Hani bu ovulduğu için ovmaç, ovmaç ve umaç. Hani ana tema oradan kaynaklanarak o ismi almıştır. İşte. Yoksa Türkiye'nin her yerinde un helvası yapılır. Hı hı. Fakat bunun içinde bu kıtırları ve bu yer helvalardan farkı bu içinde. Bu işlemi yaptığımız için evet. Bu kıtır kıtır mı? Bu da bize evet kıtırlar olacak içerisinde. Şeker rica edeyim canım. Şöyle vereyim. Hah, suya karıştırıyorum. Aynen. Hani suyla karıştır. Beraber bir şerbet yapıyoruz orada. Bakın ova unu irmik böyle irmik yapıyorum. İrmik haline gerçekten getirdi. Vallahi mis. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bana bir içli kete yaparsan çok sevinirim. Malzemeler ne? Ben hemen hazırlayıvereyim. Vakit hemen hazırla. Kalacak. Hemen hazırla. Tamam ne yapıyoruz? Süt. Maya. Tamam. Yağ. Süt, un. Maya, yağ, un. Evet. Avukatımızı ne zaman alacağız? Tamam. Efendim bir ilk olarak artık Nermin'in Enfes Mutfağı ailesi uzman konuklarla birlikte sizlerle olmaya devam edecek. Özellikle birçok bilgilenmemiz gereken noktalar var maalesef ve bunu yayın içerisinde sizlerle böyle sizleri de çok sıkmadan 10-15 dakikalık molalarla görüşmek isteriz diye bugün çok kıymetli bir avukatımız gelecek ve kendisiyle birlikte boşanmayı konuşacağız. Latif Cem Baran Beyefendi avukatımız olacak birazdan yayınımızda. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Biliyorum herkesin evinde hiçbir şey güllük, gülistanlık değil. Bir takım sıkıntılar var ve tabii ki bilinçli olmadığımız için bazı yaşam için endişelerimiz oluyor. Bunların hepsini inşallah bilgi çoğaldıkça, paylaşıldıkça güzelleşir. Biz de sizlere ekran başındaki izleyicilerimize vereceğiz. Değil mi? Hayat evet. Zor. Nurhan anne. Hayat zor ama onu kolaylaştıralım. Kaçış çare değil. Kurban hiç oldum. Hiç kimse hayatta çaresiz değil. Çözümsüz şeylere çözüm bulmak. Kesinlikle. Hayatı pozitif taraftan bakmak hayata. Tabii. Bardağın dolu tarafından. Evet. Geçmiş, yoksa dediğiniz gibi her şey hiç kimse sıkıntısız yaşamamıştır. Kaçış kolaydır. Hayat. Fakat o eksikleri tamamlamak, ayakta kalmak, aile birlikteliğini ayakta tutmak ayrı bir marifettir. Bir de kadın güçtür ya. Evet, kadın güçtür. Her şey kadında bitiyor, kadında tamamlanıyor. Evet. Erkek bir yerde tükenir. Tükenir. Erkek bir yerde köşeye çaresiz sıkılır. Çaresiz kalır, acizlenir. Fakat kadın geçen öyle değildir. Keşfette gördüm. Kadın olarak bizim çok büyük vazifemiz var aile kesinlikle birlikteliğini korumakta. Bölünmüş aileler topluma zarardır. Çocuklar yetişmesinde topluma agresif, kötü, hani iyi bilinçli gençlik yetiştirmeyiz. Baba. Hepimiz çok sıkıntılar yaşadık. Kaçış kolaydı ama o sıkıntıları telafi etmek, onları evet onları
Anlatsam şey olur, roman olur ama değil mi? Aile birlikteliğini bozmadım. Bir kitap gelsin. Evet. Bir kitap gelsin Nurhan anne de. Hatta geçenlerde erkeklerin güçsüz olduğunu da gösteren bir şey yapmışlar. Keşfette video çıktı karşıma. Röportaj yapıyorlar. Azrail gelse hani eşini mi alayım, seni mi alayım diye sorsalar ne dersin? Kadınlar diyor ki eşim gitsin diyor. Erkeklere soruyorlar. Erkekler diyor ki ben öleyim diyor. Hanım gitmesin diyor. Ay dedim kurban olayım dedim. İşte aslında biliyor musunuz şey gibi. Kadın diyor gibi, ki ben hayata devam evet, ederim. O da diyor ya, ki ben onsuz devam edemem. Ya kurban olayım aynen. Hepsi mi ama ya bak 6-7 tane kadına sordular. Hepsi dedi ki ben yaşayayım. Valla ben olsam ben yani hayatımda bir ben öleyim derim yani. Kıyamam hayatımdaki birini. Ben de kıyamam öldürmeye. Ama. Kadınlarla bak dedim. Ama adamlara da sormuş. Adamlar yapıyor. Hanımsız ben ne edeyim? Ne yapacağım? İkimiz birlikte ölelim falan. Böyle diyenler olmuş. Galiba şey Nermin onların doğası gereği öyle biliyor musun? Benim babam kadın da. Kadın güçlü. Şimdi hayır, doğası erkek gereğiyle. Diyor ki kadın her yerde idare eder. Evet. Kendini ayakta tutar. Hı-hı. Ama erkek çok zordur diyor. Sığamaz. Hı-hı. Erkeklik daha gurur, daha şey aciz kalıyor. Kesinlikle. Her şeyde hakimiyet olduğu için. Birilerine mesul olmak onları zorluyor. Tabii. Bir de galiba çok eşlerine yapışıklar. Mesela benim rahmetli annemden sonra babam da tek başına da çok zorlandı. Bak, yapamaz. Şimdi evlilik yaptı çok şükür. Hı-hı. Çok da iyi oldu ama çok sizin tek başına açınızdan çok... iyi olmuş. Sizin açınızdan en azından. Yok hayır ama kendi de. Babam böyle tabii. Hayatındaki kadını çok sahiplenen bir adam. Onsuz yaşamayı ona bence bilmiyor. Ona kavurmaya? Kavuracağız. Alalım o zaman tenceremizi. Hazır. Yağımızı eritelim burada. Geldim anne oraya. Bir an önce şey yapalım. Geçelim. Ay ay hayat. Geçelim. Değil mi? Hayat hayat. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kimse bazı şeyleri yaşamak için... Hiç kimse pembe dünyalarda yaşamıyor. Konuş Nurhan annem sen görmüş geçin. Hiç kimseye hayat altın tepsinin içinde sunulmuyor. Bak kurban olayım aynı kafadayız. Mücadele edeceksin ayakta durmaya, birlikteliği bozmamaya. Kesinlikle. Çocukları hayata yetiştirmeye. Ama bazen de olmayınca olmuyor. Ne yapacaksın? Ona da saygımız var bir şey öyle. Deniyoruz ama çok deften büften şeyler için. Tabii canım öyle evet. İngir çekirdeğini evet, doldurmayacak şeyler için de yuva yıkılmaz. Zaten kimse yuva yıkılsın diye de evlenmez. Evlenmez. Sabreder. Olmuyorsa da. Kadın aslında çok sabırlı bir yaratılış nedeniyle çok sabırlıdır da. Sabırlıklı varlıklar. Çok ister, gönlü okşansın. Ama bir yerde işte sınırlar tükenince yapacak bir şey de olmuyor maalesef. O şeyimiz vardı ya süzgecimiz. Onu bir alayım. Bunu ben bir de süzgeçten geçireceğim. Evet. Evet. Burada mıydı? O değil mi? Bu çok büyüğü şey, diyor galiba. İri iri. İri mi veriyor? Tamam. Şimdi tamam. Biraz daha irilerini kavuracağım. Tamam. Şöyle ıslak ki hemen bir. Burada evveli çorbamız. Çorbamız kaynıyor. Çorbamızı aman, bir karıştır Nermin. Suyum az. Bununla karıştırıyor musun? O karış onun. Güzel aman, kurutulmuş aman, onun. Aman. Değil değil şu an gibi. Nermin Nenfes Mutfağı izleyicileri. Yıkalım anne. Evet canım dolu geç. Dolu bir içerikle pazartesiyle. Buraya mı gideyim? Yok yok. Kars'ın buraya. Eşsiz lezzetlerini ekran başına getirmeye elimizden geldiğince çalıştık. Ve birinci el Nurhan annemiz aslında Kars'ın Nurhan annesi. Yüzlerce kadına iş imkanı sağlayıp tek başına ayakta dimdik durup 4 kız çocuğu yetiştirip onlara da bir şekilde şu an iş imkanı sağlayarak dimdik duran bir annemiz. Hem eğitimleri hem kurduğum iş imkanı. İşte yani anne demek aslında budur efendim. Anne demek emek demektir. Anne çok özveri, annelik çok özveri ister. Bıktım diyemezsin. İşim bitti diyemezsin. Evet. Hiçbir hani... bitmez işim bitmez. Mesuliyet öyle, bitmez. Öyle bir mesuliyetiniz yoktur. Şimdi tereyağımızı şöyle, erittik. Evet tereyağını erittik. Şunu şöyle irilerini kabalarını alıyorsun. Daha almak için. Hı-hı. Bunu böyle süzgeçten geçiriyorum. Süzgecimiz biraz ufak oldu ama güzel. Hı-hı. Güzel süzebiliyor. Ben bir şey söyleyeyim şunda çok daha rahat edersin. Omaçlarını. Bak şunda çok daha rahat edersin. O çok şey. Öyle bunun, mi diyorsun? Evet gözenekleri biraz hı-hı. iri daha güzel. Anladım. Umaç helvası yapıyoruz. Kars'ın eşsiz lezzetlerinden. Şimdi bunlar pembelendiği zaman kıtırlanacaklar. Ondan sonra o ince ermiğini koyacağız. Avukatımız bizlerle olacak. Çok kıymetli bilgiler verecek. Efendim Latif Cem Baran Beyefendi. Hiç beri ayrılmayın efendim. Çok güzel, kıymetli sorular ve cevaplar alacağım sizler için kendisinden. Şöyle gördüğünüz üzere... Ne yaptık? Tereyağımızda kavuruyoruz elediğimiz. Evet, o iri taneleri. Wow. Kıtır oluncaya bir şey kadar. Söyleyeyim mi? Ben gerçekten 40 yıl düşünsem. Bak bu nasıl bu oldu? Bu şekilde yapıldı.
Gelmez de aklıma. Şuna şöyle oldu? Bak. Şuna şöyle bak, bu onu da kavuracağız. Evvela bu irileri, evet, evvela irileri, sonra da onu kavuracağız. Ama tadını çok merak ettim Nurhan anne. Biz kadınlar ne zekiymişiz, bakar mısın anne, böyle yapıp bunu bulmuşuz. Ya. Aynen öyle. Ondan onu şekillendirmişiz. Anneannemi, babaanneden mi öğrendin? Kimden öğrendin bu bunu? Bu anneannemin. Ay kurban o çorba olurum. Babaannemin. Mekanı cennet olsun. Evet, mekanları cennet olsun. Becerikli, bilgili kadınlardılar. Olsun. Efendim bakın. Cemiyet kadınlarıydılar onlar. Bir şey söyleyeyim mi? Sana geçmiş ama. Geçti. İkisinden o de el geçti. Soy var yani sende. Ya diyorum ya, anneannem de güçlü oynasa, kadındı, babaannem de güçlü hükümet kadındı. Hükümet gibi kadın yani. Bakar mısınız oraya anneme? Hükümet gibi maşallah. Biraz yağımız ilerledi. Böyle kadınlara ihtiyacımız var. Ha ekleyeyim mi? Tamam. Çünkü bunu da koyacağız ya. Dik evet, duracak. Ayakta. Böyle gerçekten rol model olacak kadınlar daha çok olsun. İnşallah deyip devam ediyoruz efendim. Umaç helvası. Kars'ın eşsiz lezzetlerinden bir tanesi. Anneanne, babaanne helvası. Evet. Anneanne, babaanne helvası. Evet. Ay kurban olurum ya. Ben... Hatırlıyorsun değil mi küçükken onları? Tabii. Kaz evini kurduktan sonra menü oluşturuyorum. Acaba nasıl bir menü yapsam ki herkes dışarıdan gelenler tarafından dikkat çekse? Nasıl yaptın? Dedim o çorbayı anne, babaannem yapıyordu. Ben o çorbadan ya, koyacağım menüye. Bu evelik çorbası. Kazı annem güzel pişirirdi. Onu koyacağım. Ay kurban olurum. Bu helvayı anneannem güzel yapardı. Ispanak yemeği gibi. Tatlı olarak da dedim onu koyacağım. Helal olsun. Her şeyden menüye. Bir parça bırakmışsın. Ve bir, o şehre bir fikir verdim, bir menü sundum. Sonra bu menüyle herkes iş yerleri ya, yapanlar. Ya. Şimdi kadınlar da cesaret buldu iş yerlerinde çalışmaya. Çünkü bildikleri yemek. Kocaman bir şeflik alkış. Şeflik gerektirmez. Kesinlikle. Bildikleri bir yemek. İşte. Alkış istiyorum Nurhan anneme. Hemen hemen hemen. Reji. Uyuma. Bizimle kal. Uyuma. Sahip çık Nurhan'a. Sahip çık çık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Nurhan annemi destekliyoruz sonuna kadar. Bir kadın girişimci olarak her zaman yanındayız. Bütün kadınların bakın hep diyorum efendim çalışın. Çalışan demir gerçekten pas tutmaz. İşleyen her zaman kendi yolunda ilerlerken arkasından gelen evlatlarına ışık olur. Bak sorumsuz, kendi çapında kapanmış, tamam psikolojik sıkıntılar yaşayan bir anne hiçbir kimseye faydası olmaz. En kötü, en acı şey de evlatlarına bıraktığı izler olur. Yapmayın. Gerçekten yük olmamak, hayat kısa. Evlatlara model olmak, örnek olmak. Kesinlikle. Hani yaş itibariyle de ekonomik geçim yönünden de evlatlara yük olmamak için, onları daha rahat bir Hı-hı. hayat seviyesine atmak için çalışmak Hı-hı. gerekiyor. Hı-hı. Eskiden formül öyle değildi. Nasıl? Çocuklar büyüsün de bize sermaye olsun, bize baksın. Tabii tabii öyle artık, ortam bunu gerektirmiyor. Herkes ancak kendi yoluna bakabiliyor. Hı hı. Çünkü onlar da bir aile oluyor ve bir sorumluluk taşıyor. Onun için biz bireyler, analar, babalar olarak çalışarak kendimize bak, yön çizerek... Evet şunu da bak, göstereceğim. Bak kıtırları görüyor musunuz? Bak, yavaş yavaş kıtırlanıyor. Mikrofonumu öyle yakın tutuyorum ki bak. Heh. Bak duyuyor musunuz? Kıtırlan daha olmadı olacak. Aa, ben çok severim kıtırlı şeyleri. Şimdi olacak bu daha çok olacak. Yani şu helvadan yiyeceğim. Onun için bak, çalışmalıyız. Bak, helvadan yiyeceğim. Çalıştıktan sonra rızk gelir onun peşi sıra. Nurhan anne çorbam olmuş mudur? Sen bize ara ara daha çok gel ya. Tamam. Ben çok sevdim seni. Tamam. Kurban olayım. Uy canım. Zor olmayacaksa. Uy canım ben sana kurban olayım. Valla gel ben yaparım bana sağ öğret. Ol. Sen otur ben sen sana konuş gösterim. Ben yaparım tamam. Valla. Tamam. Hiç kaçmam işten. Ne diyorsun işten. Kete yapılıyor mu? Ketenin mayalanması bak, lazım. Bak ne dedi bana Yüksel. Evet. Allah'ın boşuna sen ne anlarsın Kars yemeklerinden. Yo sen her şeyden anlar. He? Çünkü senin yüreğin güzel, gözün güzel. Gördüğün ya. Her şeyi alıyorsun. Kars, her kars. Şeyi yaparsın. Kars, gaz. 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 Ne diyor ya? K kullanmıyor, G şey kullanıyor. Gaz. Kars'ın gazı. Gaz. Mesela kars demiyor. Mesela kars demiyor, gaz. 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 Ya tamam gaz. Bunu da söyleyeyim gaz. Tabii tabii gaz. Ne var ki? Kars'ın gazı. Bizde şey gaz var, yöresel şive var. Var var. Ay çok güzel tabii. Oldu. Aman. Gördün. Kadayıf gibi oldu. Evet evet evet. Şu an çok tır oldu. Çorbayı ben alayım mı? Şerbet Nurhan anne. Çorba Can, oldu yok, kapattım. Şerbet girmeyecek de bunu da kızartacağım. Ha, yok yok çorbayı alıyoruz. He çorbam tamam. Heh. Aldım ki bu şey aktüel aman, seni rahat görsün aman, anne. Aman aman. Al al. Bak. Ha.
Gör. Ha, sonları da koyduk. Ben bu yuvayı yaparım. Nuran annemi de etiketlerim sosyal medyada. Evet. Gidin ben yiyin derim bana. Bunu. Ben bir ellerim yıkayacağım. Nuran annemden aldım tarifi. Artık hamur bitti. Hadi Karslılar beni eleştirir ama olsun. Canlara sağ olsun. Garslılar tamam. Gars. Amirsa taktın mı takıyorsun yemin ederim ha. Taktın mı takıyorsun. Ne yapacağım ben seninle bilmiyorum. Gars tamam. Neymiş? Tamam. Bulgur yıkanırmış. Neymiş? Herkesin eli değdiği tabii ki şöyle bir bükemediğin eli öpeceksin. Öpmediğinde de susacaksın. Hani i̇şte. Şerbet olmuş mudur? Olur. Vallahi çok mutlu oldum bugün bulguru yıkadığımıza kız. Getir bir kere daha bulgurlu bir şey yapalım, yıkayalım bulguru. Ha? Kime gitti bu mesaj? Yüksel eser yapıma gitti. Dün Yüksel'e bir video gönderdim zaten. Öyle iş yapıyor ki. Yıkadığı giyilir, pişirdiği yiyilir. İşte tam olarak bu. Evet. Yıkadığı giyilir, yıkadığı giyilir. Eskiden çamaşır yıkamak çok zormuş. Ha. O da bir sanatmış. Tabii. Yıkadığı giyilir, pişirdiği yiyilir. İşte marifet odur. Pişirdiği. Evet. Tabii herkes bembeyaz tabii yapamaz çamaşırları. Tabii. Ay. Eskiden çok zordu. Benim annem kurban olayım hala o yakalının kenarında kalıp sabunla. Alışkın olduğu için. Böyle yıkardı. Efendim evet, helvamız kavrulurken anne bunu kapatıyorum. Ne dedik? Bugün kaynaz, çok kıymetli bir konuğum olacak. Kadar hem Nermin Nefes Mutfağı hanımlarını, beylerini bilgilendirecek. Yakından gerçekten duymak istediğiniz aslında sorulara cevap verebileceğimiz 15 dakikalık harika bölümler ekledik. Bugünkü kıymetli avukatımız Latif Cem Baran Beyefendi bizlerle olacak. Hemen şimdi kendisini de buraya çağıralım. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kendisinin için güzel sorular hazırladım. Merhabalar, hoş geldiniz hoş bulduk, hocam. Teşekkür nasılsınız? Ediyorum. Sağ olunuz, biz iyi, siz de iyisiniz. Şeref verdiniz, iyi benim ki geldiniz. Benim kalbimde, sağ olunuz. Güzel kokular var burada, harika. Nereliyiz hocam? Konyalıyım ben. Konyalı mıyız? Oo, Konya'nın Konya'mız da dehşetli var, yemekleri var. Konya'mızın yemekleri harikadır. Ülkemizin her damakları köşesinde çatlatır bir güzellik tabii var. Anadolu zaten bir harika. Evet. Hoş geldiniz. Şura'mız bizim seyirciye sorular sordu. Bilmek ve duymak istediğiniz soruları da direkt birinci elden hocamızdan alacağız. Buyurun bir VTR'miz gelsin. Günümüzde evlilikler mi daha fazla, boşanmalar mı? Boşanmalar fazla. Ben 52 yaşında boşandım. 23 yaşında oğlum, 25 yaşında kızım var. Üniversite hayatını yaşar. Neden tartışıyor? Mesela yok anneme bakmadın, babama bakmadın, yok ben senin annem. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz çok baktık. Ben onun annesine baktığım halde beni boşadı biliyor musun? Özellikle vallahi mahkemeye verdi ve boşandı. Yeni evliliklerde yapılan hatalar var mı gözlemlediğin? Olmaz mı? Tabii var. Sabırsızlık, bir şeylere sabretmemek. Ben çok gençliğimde kendim de öyle hatalar yapmıştım. Şimdi genç olsa hani derler ya, yaşlılar yapabilse, gençler bilse. Ben şimdi biliyorum ama hani hata mutlaka yapılıyor. Yapılmaz diye bir şey yoktur. Sizce çağımızda evlilikler mi daha fazla, boşanmalar mı? Üzülerek söyleyeyim, boşanmalar fazla. Yani sayıya vurduğunuz zaman belki şöyle yani eşit gibi görünse de bu değil. Evlilik birlikte yaşanacak bir kurumdur aslında. Yani anne ve baba oldularsa zaten bir süreye çok fazla. Boşanmalarda mağdur adına neler yapılıyor biliyor musunuz? Mağdur adına babalar genelde çocuklara verdikleri nafakalar. Belki özel günlerinde şey yapıyorlar yani hediye alıyorlar. Veya harçlığı biraz daha çoğaltıyorlar. Ondan sonra başka da bir şey yok yani. Ben size söyleyeyim. Ben uzmana soruyorum, nafakalardaki yeni düzenlemelerden rica etsem bahseder misiniz? Yani herkesin anlayacağı bir dilden bahsederseniz çok mutlu olur insanlar da. Ve evet efendim, genelde orta yaşa gitmişiz ve orta yaşın aslında bize bırakacağı çok güzel birkaç sözcük var aslında orada. Hemen ses etmemek gibi. Hocam. İlk sorumuz şey olsun, boşanma davaları kaç çeşittir, her boşanmada nafaka verilir mi? Evet, biraz önce sokak röportajlarında da güzel bir soruya değindi hanımefendi. Boşanma davalarımız iki çeşit, birisi anlaşmalı, birisi çekişmeli boşanma. Anlaşmada zaten taraflar birbirlerine
protokol hazırlıyorlar. Velayetle ilgili, ekonomik hususlarla ilgili, boşanmanın içeriğiyle ilgili ve nafakayla da ilgili. Bu zaten kısa sürede sonuçlanan bir olgu. Diğer çekişmeli ise taraflar tüm görüşlerini, iddialarını, yaşadıklarını, olumsuz hususları yansıtıyorlar. Ben uzun sürüyor demeyelim. Artık bir hedef süre var. Adalet Bakanlığımız bununla ilgili güzel bir çalışma yaptı. Çok tüm güzel mahkemelerde. Siz biliyorsunuz ki benim günüm ilk tensip saptı geldiğinde 280 gün, 300 gün, 250 gün, 400 gün her neyse. Çekişmeli boşanmalarda da görüşlerinizi söylediğim gibi müşterek hayatı çekilmesi hale getiren neler var? Ben bu evliliği neden bitirmek istiyorum? Neden artık sizinle bu hayatı sürdürmek istemiyorum? Kesinlikle. Bunları siz sunuyorsunuz ama tabii ki delillendirmeniz lazım. Müddeyi iddiasını ispatla mükellef. Burada siz delillerinizi sunduktan, bunlar toplandıktan sonra mahkeme bunları değerlendiriyor. Değerlendirdikten sonra da kim haklı, eşit kusurlu mu, tam kusurlu mu, yani ağır kusurlu mu, ona göre mahkemenin ilamını belirliyor. Biz burada nafaka ile ilgili husus hemen cevaplandırabilirim isterseniz. Sizin süresiz nafaka bir... nedir? Evet, esasen zaten bugünün bence gündeminde olan en büyük sorun bu. Evet. Nafaka kaç çeşit aslında, oradan da girersek nafakalar 4 çeşit. Birbiriyle karıştırmayalım. Bence bugünün en büyük sorunu yoksulluk nafakası ile ilgili hususun aslında tam eşit ve adaletli olarak tezahür etmemesi. Nedir? Bir, mahkeme devam ederken taraflardan ekonomik olarak sıkıntıya girecek olanla ilgili mahkeme diyor ki tedbir nafakası belirliyorum ben. Bu sürede geçimiyle ilgili nasıl geçinecek, ne yapacak, iaşesini nasıl temin edecek? Bununla ilgili dava sonunda kesinleşinceye kadar bir bedel belirliyor. Artı ikincisi, yine tedbir nafakasının içerisinde çocuklarla da ilgili husus var. Ama kesinleştikten sonra bu bölünüyor. Ne oluyor? Tarafın birisiyle ilgili adı yoksulluk nafakası oluyor. Çocuklarla ilgili kısmı da iştirak nafakası oluyor. Evet. Şimdi bundan sonrasında ise bir de ne var? Çok az bilinen alt soy, üst soy nafakası var. Bunu zaten çoğu kişi bilmiyordur. Ben kardeşim, ben dedeyim, ben büyük anneyim. Benim bakıma muhtacım, buradaki benim torunum, çocuğum ya da kardeşim bana baksın diye bu şekilde TMK'nın, Türk Medeni Kanunu 364. maddesine göre bir nafaka istenebilir. Bu da bilgi sahibi olunsun diye kenara köşede tutmuş olalım. Çok güzel oldu hocam. Hemen üçüncü soruya geçmeden ne yaptık hocam? Nurhan şerbetini verdik. Of, rengin güzelliğine bakar mısınız hocam? Şerbetini verdik, helvamız hazırdı. Az maşallah, şifa olsun. Elinize sağlık. Anneciğim diyeyim ben de. Harika. Elinden geliyor. Biraz önce de izledim. Konuşmalarınız çok hoştu. Çok böyle bilgice, bilgiç bir eda ileydi. Maşallah. Ağzınıza sağlık. Biz de buraya helva koyduk ki avukatımız anlatırken iki gönül tatlı yesin, tatlı konuşsun dedik. Evet, hocam. Şerbeti verdik mi dediniz? Biz de şimdi şerbetini verdik. Vermiş ya da oldum. Yüksel diyor ki ölünün arkasından helva kavurmuş olduk. Cenab-ı Allah, biz de kazın arkasından yiyoruz ki kaz öldüğünü anlasın. Balıktan sonra da oluyor değil mi o helva? Helvazlar öyle yapınca biz öyle yapacağız. Doğru, doğru. Şimdi bir de boşanma davaları ne kadar süre içerisinde sonuçlanıyor? Mesela diyelim ki 6-7 aylık evlisiniz ve buna ömür boyu bir nafaka sunulması kişiyi zorlamıyor mu? Elbette. Bu nasıl bir şeydi? Yani 7 aylık çocuk yok, hiçbir şey yok, ömür boyu nafaka. Bir gün evli kalıp kendisi herhangi bir fiili birliktelik sağlamadan 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca nafaka ödüyor. Diğer kişi nafakayı almış oluyor. Diğer kişi ise yeniden aile kuramıyor. Mağdur oluyor. Bu çok, bununla ilgili çok büyük bir sorunumuz var. Süresiz nafaka ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Biz bununla ilgili yakında, çok yakında süresiz nafaka mağdurlarımız, süresiz nafaka ile ilgili işler değişsin diye hem hanımefendiler hem erkek taraflar, hiç fark etmiyor. Bir dijital meeting yapacağız. Twitter, Facebook, Instagram, tüm sosyal medya platformlarında İnsanlar bu konuyla ilgili görüşlerini belirleyecek bir 15-20 dakika, yarım saatlik bir küçük miting. Dijital miting ama tırnak içerisinde bunu söylüyoruz. Nedir efendim? Mesela şu. Nedir bu? Her tarafa zararı var. Bir, nafaka olduğu zaman bu her uzun süre sürdüğünden dolayı bir nafakanın artırma davası oluyor mu? Adaleti artı iş yükü veren. Nafakanın kaldırma davası olabiliyor. Orada nafakayı artık hak etmediğini düşündüğü taraf hemen dava açabiliyor. Süper. Artı nafaka ödememe yükümlülüğünden dolayı icra ceza mahkemelerinde de bu şekilde dava yükleri var. Ya ne kadar değil mi? Yani bakın, ben de bir kadınım tamam, ama siz 5-6 aylık bir evlilikten ömür boyu nafaka talep edemezsiniz. Evet, biz karşı şöyle tarafı diyoruz. Yani
resmen şeye sokuyorsunuz, yıkıma. Evet, biz hem hanımefendiler hem beyefendiler rahat etsin, yeni hayatlar güzel kurulsun. Çünkü nasıl evlilik haksa boşanma da hayır olabilir. Bu da haktır. Çünkü daha büyük sorunlar, daha artık telafisi imkansız hadiseler yol açabilir. Biz bundan dolayı diyoruz ki belki tam işte 5 yılı 10 yılı kapsayacak bir tazminat gibi nafaka. Muhteşem. Diyelim ben 10 yılda kaç lira alacağım? Bugünün parasıyla 35 bin lira, 40 bin lira, 100 bin lira neyse. Onu bir seferde aldıktan sonra kişiler birbiriyle bir daha muhatap olmuyor. Evet. Nafakanın artılması davasına gerek kalmıyor. Nafakanın kaldırması davasına gerek kalmıyor. Nafaka yükümlülüğünü ihlal etti diye bir cezai takibat olmuyor. En güzeli herkes bu. Herkes kendi yoluna gidiyor. Muhteşem. Sözün özü. Efendim giriyor muyuz, yapıyor muyuz Serpil Hanım? Orada hep yiyorsun. Yetmez mi? Tamam. Kete bir dahaki sözümüz olsun. O zaman hocama hemen bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de boşanma oranlarında son yıllarda bir artış var mı? Siz daha iyi bilirsiniz ve neden bu artış artıyor? Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6184 sayılı kanunun yürürlüğe girdikten sonrasında ilgili bir istatistiki verileri var. Burada %10-15'e yakın boşanma oranı artarken aynı anda evlilik oranı da nüfusun artmasına rağmen Türkiye'de artmasına rağmen yani yaklaşık 5 ile 8 bin arası artmasına rağmen evlenen kişiler de azalma var. Bunu siz ekonomiye bağlayabilirsiniz. Bunu siz sosyal hadiselere bağlayabilirsiniz. Evet, birçok şeye bağlayabilirsiniz. Çok 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 şeylere bağlayabiliriz ama yasa koyucular, yasa koyucu, bununla ilgili çalışanlar daha bu hususlara dikkat ederek yeni düzenlemeler yapması gereği artık elzem olduğu ortaya çıkıyor. Biz insanları mutlu etmek için yasa çıkarıyoruz. Yoksa illa Avrupa'dan alalım, oradan buradan alalım, o yasayı bize dikte ettirelim ya da o gömlek 3 numara olan gömleği 5 numaraya giydirelim gibi yapmamak daha halkın içerisinde barolarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla, tüm siyasi partiler bu konuyla ilgili kendine görev addeden, toplum mutlu olsun, huzurlu olsun, yeni, büyük, daha güçlü Türkiye oluşması adına, mutlu Türkiye oluşması adına neler yapabiliriz hep beraber ortaya koyarsak eminim ki çok daha iyi bir yasal mevzuat oluşturacağız. Aslında iki tarafında duyarlı olması diyelim. Şüphesiz. Serpil, kürümüzü getirir misin? Sen git. Çok yemek yedin. Arada kürü yapalım. Onun Serpil. Gözü de bende. Serpil orada görüyorum. Hocamla biz burada konuşuyoruz. Sen götürüyorsun. Neyse tamam. Serpil Hanım'a hiç lütfen dokunmayalım. Ben de bugün Serpil Hanım'ın doğal avukatı olabilirim. Yani. Hocam sağ olun, çok teşekkür ederim. Hocam çok sağ olun dedi. Sizi bir ayrı sevdim beyefendi. Ben de sizi ayrı sevdim. Teşekkür ediyorum. Hepinizi ayrı sevdim. Annemi, efendim Nermin Hanım zaten harika programcı. Sağ olun. Fevkaladesiniz. Harika. Beyaz TV'ye renk kattınız, şen ettiniz. Siz de. Hocamla devam ediyoruz ama Serpil bunları yaparken ben hemen bilgisini geçiyorum. Turuncu bir iksir yapıyoruz efendim. Kilo aldım, hafta sonu kaçırdım, ödem yaptım, yanım çıktı, göbeğim çıktı, işte atamıyorum, vücudumdaki toksinler gitmiyor, ne yaparsam yapayım bir yerde tıkanıyorum diyorsanız hemen bir adet portakal, 4 adet kuru kayısı, bir parça taze zencefil, bir yemek kaşığı chia tohumu efendim, 6 yemek kaşığı yoğurt, 2 su bardağı sudan oluşan ana malzemelerimiz var. Serpil şimdi bunların hepsini bir rondodan geçirsin, ben bu turuncu iksirin tam olarak ne işe yaradığını, bu bir diyetisyen tarifidir. Gönül rahatlığıyla da deneyebilirsiniz efendim. İsmini veremiyorum şu an ama sayfasını paylaşırım. Kafama göre uydurduğum tarifler değil ve kendimde uyguladığım tariflerdir. Yoksa ben de böyle çok çabuk ilerliyorum yani kilo alma yolunda. Merak etmeyin, hep ince değilim yani. Yiyince şişiyorum hocam. Estağfurullah. Kadınların malum şeyi. Evlilikte en çok hangi hatalar ne şekilde yapılıyor? Boşanmaların bu kadar artmasının sebebi aslında işte az önce beyefendi dedi, anneme bakmadın, babama bakmadın, bana bunu yaptın. Hep böyle geçmişi de hatırlıyoruz. Size gelince siz böyle bir uzlaştırmaya çalışıyor musunuz çifte, yoksa direkt boşuyor musunuz? Hayır, elbette ki. Biz zaten hepsiyle ilgili, her gelenle ilgili insani olarak vazifemizi yapıyoruz. Zaten bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak topluma da bu hususları sunuyoruz. Biz güçlü, birlikte ve mutlu, huzurlu olduğumuzda zaten büyük Türkiye'yiz. Evet. Elbette ki insanların hepsinin birbirine farklı bakış açıları var. Siz harika bir insan olabilirsiniz. Evet. Bir başka erkek harika bir insan olabilir ama aynı evin içerisine girdiğiniz zaman harika bir evlilik, mutlu bir evlilik olacak diye bir şey yok. Önemli olan uyum. Yani nedir? Biz 3T diyoruz. Tolerans yapacağız. Tolerans ne? Her yaptığı
işte hatalı değerlendirmemek gerekiyor insan birbirini. Tölere edilecek. Nedir efendim başka bununla ilgili? Tahammül. Yani yapılan işlere tahammül edeceğiz. Ve tahammülümüz küçük alt düzeyde olmayacak. Çünkü herkes hata yapabiliyor. Herkes farklı anlaşılabiliyor. Kesinlikle. Tahammül ve toleransın üstüne de teşvik birbirimize. İyiye güzele yöneltmek. Evet. Yani Allah'ın bize buyurduğu gibi iyi güzeli sunma, söyleme, kötüden uzak durmayı tavsiye ve telkin. Daha güzeli yok mu? İşte 3T, evet. 3T kuralıyla biz mutlu evlilik yaşayabiliriz ama her evlilik bitti. Ah çok kötü oldu. Neden bu evlenme? Öyle bir şey yok. Yeni bir hayata giriyoruz. Evet. Yeni bir hayat olabilir. Yeni hayatta daha mutlu olabilir insanlar. Ama arkadaşça, medenice, birbirleriyle arkadaşça da en azından karşılaştığında saygılı davranabilirler. Çok önemli, bu çok kesinlikle. Mühim olduğunu söylüyorum. Kesinlikle. Bu da uygar bir toplumun, bu da medeni bir toplumun bence ana esaslarından birisi. Kimse düşman değil. Ya. Birbirine çok çektirmiş gibi olabilir ama artık sayfa kapandı. Bitiyor, alt geriye diyor ya enerjiciler, ama enerji uzmanları. Ama burada hocam hemen devreye giriyorum. Çocuklar. Arada gerçekten kopan ve hırçınlaşan çocuklar oluyor. Biz burada iki ebeveyn ayrılırken çocukları bir taraf özellikle çok fazlasıyla zorlamaya başlıyor. Ve velayet davalarında çocuklara nasıl mesela annede kalacak ya da babada kalacak karar veriliyor? Şimdi sosyal hizmet uzmanlarımız var. Adalet Bakanlığımız içerisinde adliyelerde. Taraflarla görüşüyorlar. Tarafların çocuklarıyla birey olarak yalnız görüşüyorlar ve soruları var. Burada bu manada pedagoglarımızı ben tebrik ediyorum. Çok güzel, iyi işler yapıyorlar. Hem adaletli hem de her tarafı dinleyerek doğru kararı verdiklerine inanıyorum. Tabii kararları bağlayıcı değil. Görüş belirtiyorlar. Neticede hakimimiz karar veriyor, hakimlerimiz karar veriyor. Ancak biz şu ifadeyi kullanmıyoruz hiç. Parçalanmış aile çocuklar. Öyle bir şey yok. Ya bu ne kadar trajik bir şey. Parçalanmış kesinlikle. Değil. Ailelerin farklı formata geçtiği bireyler. Muhteşem. Çünkü herkes her şeyi yaşayabilir. Yalnızca parçalanmış değil. Aile bireylerinden büyükler, ebeveynlerden birisi hayatını kaybedebilir. Evet. Engelli hale de gibi. Hayat biri. Herkese her kesinlikle. Şeyi yaşatabilir. Ama yeniden hayata geçerken, yeniden hayata bir şeyler verirken ya da hayattan bir şeyler beklerken biz bunlarla ilgili rehabilite olup hayata geçmemiz lazım. Yoksa hep geçmişteki trajedilerle yaşarsak mutluluğu nasıl yakalayacağız ki kısacık kesinlikle. Şu ömürde? Değil mi? Evet. Ya bir de bence çocuklar ayrı tutulmalı. Evet. Yani çocuklara bence boşanmanın o sıkıntılı anları ve evreleri asla yansıtılmamalı. Asla. Çünkü onların da yarın öbür gün bir birey olarak evlenip yuva kuracağını düşünerek gidilmeli. Yani 10 sene 20 sene sonra ah ben ne yaptım çocuğuma bunu yaptım demektense şu an şimdi kaliteli bir şekilde ayrıldıktan sonra çocuklara kaliteli yaşamı sunmamız gerekir. Evet, bu da empati olabilir. Bugünün gelini kayınvalidesine, kayınpederine davranırken yarın kayınvalide olacakmış gibi olduğunu düşünmeli 20 sene sonra. Helal bugünün olsun. Damadı, evin erkeği de efendim eşinin anne babasına da ailesine davranırken de kendisinin muhteşem. De kayınpeder olacağı günleri düşünerek muhteşem. Davranmak. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Vallahi Cem hocam harikasınız. Gerçekten ne ekerseniz onu biçersiniz. Hemen orada gösterelim Serpil. Ezelim onu. Ezelim Serpil Hanımcığım. Hemen ezelim. Ben geliyorum. Tamam Serpil Hanım. Teşekkür ederiz. Kafi. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Kilolarla başınız dertte mi? Nasıldı? Sever nasıl? Misiniz yemeği içmeyi? Yemeği tabii hemen ki. Hemen alayım Serpil. Yani yaşamak için yiyoruz. Yemek için yaşamıyoruz. Onu ayırt ederek hareket ediyoruz. Muhteşem. Elbette ki helal olan her türlü. Elhamdülillah. Efendim nimetin hakkı verilen her türlü gıdayı almaktan mutluluk duyarız. Harika. Efendim şöyle o zaman hemen size bir tattıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Tok tutuyor efendim. Ödem attırıyor. Vücuttaki fazlalık harika olan bütün toksinleri temizliyor. Bakın günümüzde gerçekten en çok aslında zararlı maddeyi yediklerimizden ve içtiklerimizden alıyoruz. Çünkü bunları dışarı atamıyoruz. Yürüyüş yapmıyoruz. Hava kirliliği ve yaşamımızı olumsuz etkileyen bir sürü faktörden yola çıkarak ne yapıyoruz? Aman sonra yaparım, aman sonra ederim diyorsunuz. Ama bunu hazırlamak sadece 10 dakikanızı bile almıyor. Gördünüz. Evet. Hocamla sohbet ederken Serpil Hanım bunu 2 dakika içerisinde hazırladı ve rondodan geçirdik. Bunu gün içerisinde aç karnına içiyorsunuz efendim. Vücudu şöyle bir temizliyorsunuz sabah akşam. Sonrasında 3 gün 4 gün yapıp başka küre geçmeniz gerekiyor. En azından ödemi atmış oluyoruz. O zararlı toksinleri atmış oluyoruz. Nasıl tadı?
Hemen bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben size şey söyleyeyim. Mantıyla helva. Aha, harika. Evet. Çok güzel bir lezzet. Peki. 3 yudum aldım. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet bal olsun. Sonrasında hocam. Devam edeceğim. Aynen. Son bir reklam öncesi sorumuzu soralım. Şimdi bu nafaka neye göre belirleniyor? Ne kadar herkesin nafakası aynı mı oluyor yoksa farklı ücrette mi? Elbette farklı. Bunu. Kişilerin ekonomik sosyal durumlarına göre bir araştırma olur. Kolluk kuvvetince ya da müzekkere yazılır. Kişilerin gelirleri nedir? Kira geliri var mı? Hisse geliri var mı? Başkaca bir maaş alıyor mu? Annesinden babasına kalan nedir? Yaşam seviyesi nedir? Yani evlilikle beraber yoksulluğa da düşmemeli. Ama bu evliliği de zenginleşme aracı kullanmamalı. Muhteşem. Buna göre bir şey oluşuyor. Bazıları çünkü evleniyor ki nafaka almak için hemen boşanıyor sonra maşallah. Evet, böyle maalesef hadiseler de var. Biz tabii ki kanunların kötüye kullanılmaması için de gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bu manada yasa koyucuların da. Umarım bununla ilgili yeni çalışmalar yapılacak. Biraz önce şunu da hemen kapatmak istiyorum. Yemek seviyor musunuz dediniz ya, ben yemek yapmayı da, bizim Konya'da şöyle bir şey var, hemen küçücük bir renklendireyim. Konya'da 5-6 gün hanımefendiler Konya'mızın çok güzel yemeklerini sizler gibi aynı yaparlar. Hafta sonunda da erkekler, yani bizler. Evet. Biz de o gün ne biliyorsak, ki benim elimden de gelir. Bir gün yaparım belki burada. İnşallah tabii. Yani biz de eşimize ve ailemize o sunumu elimizden ne gelse ekonomik olarak yaparız. Yardımcı o hizmet daha hafta sonu bizde. Muhteşem. Yanında böyle bir efendim garson. Tamam. Garson muhteşem lezzetlerini hazırladık. Şimdi efendim masaya geçiyoruz. Çok kıymetli Cem Bey'e gerçekten teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel aydınlattı. Nuran annemle masada devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet efendim, bugün biz Gars yöresinin muhteşem lezzetlerini hazırladık. Öğrendim bak. Öğrendiniz. Gars. Bu da gaz. Gaz. Demin diyorum ki bir kas şey kokuyor dedim, sanki tüp kokuyor, diyor ki yok diyor, o diyor gazdır. Ha, gaz mı kokuyor dedim, nereden geldi gaz kokusu, yükseliyor ki kar. Bu diyor bu kas, bu, kas. Bu kas. Öyle ben bilmeyince öğreniyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Nurhan annem, her şey muhteşemdi. Emeğinize sağlık. Hengel yaptık. Evet. Ondan sonra helva yaptık, umaç helvası yaptık. Gazımızı yaptık. Gazımı pişirdik. Evelik aşı yaptık. Bulgur pilavı yaptık. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Çok şükür. Kolun dert görmesin. Var sağ ol. Olun. Sağ olun. Hocamız Cem Bey'le de muhteşem bilgilere değindik. Gerçekten hemen baktım. Çok güzel sorulardı. Böyle ara ara olsun demişler. İzleyicimiz hemen dönüş yapıyor tabii sayfalarımızdan. İyi ki varsınız. Çok da teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Var mı diyeceğiniz bir şey? Var. Şöyle deriz, böyle güzel yemeklerden sonra biz Konya'da hacı sofralarımız olsun deriz inşallah. Amin. Evet. Ne amin. Güzel söylediniz. Sağ olun. Sizin var mı hocam? Allah bereketini versin. Amin. İnşallah biz yedik, var olun. Biz yedik, eksilttik. Rabbim artırsın. O zaman amin efendim. Ben de diyorum ki efendim, evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel olsun. Neydi? En güzel emanet ediyorum. Rabbime emanetsiniz. Yarın saatler 13.00'da biz burada Nermin'in Enfes Mutfağı ailesi olarak sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.